Hoş geldiniz 24'e. Bir Perşembe akşamı daha gündem dışı ile sizlerle birlikteyiz. Bu hafta konumuz enerji olacak. Şimdi bizi takip eden izleyicilerimiz diyebilirler ki enerji daha önce de konuştuğunuz bir konuydu. Evet doğru. 2 ay önce yine enerjiyi konuşmuştuk ama Türkiye'nin son yıllarda enerjide hamleleri peş peşe geliyor. Hatta son aylarda da diyebiliriz. 2022'nin son günlerinde bu noktada açıklanan müjdeler vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı müjdeler. Karadeniz'de yeni keşif, doğalgaz rezervleri arttı. Bununla birlikte Gabar'da petrol keşfi, Silivri'de doğalgaz deposunun kapasitesinin genişletilmesi ve daha da birçok önemli proje hayata geçti. Yusufeli Barajı onlardan biriydi. Yani dolayısıyla baktığınız zaman enerji alanında Türkiye'nin hamleleri peş peşe geldiği için konuşmaya değer birçok nokta var. Daha birkaç gün önce Bulgaristan'la yapılan anlaşma ki biraz sonra konuklarımızla da bunu detaylıca ele alacağız. Kimlerle konuşacağız? Çok değerli konuklarımız var. Hemen tanıtmak isterim sizlere. Profesör Doktor Şenay Yalçın bizlerle birlikte. Nişantaşı Üniversitesi Rektörü. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. İyi ki geldiniz. Çok sağ olun katıldığınız için. Profesör Doktor Mustafa İlbaş, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi. Hocam siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sizi uzaklardan getirdik. Ankara'dan teşekkür ediyorum size. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Ve Doktor Mustafa Oğuz Tuna bizlerle birlikte. İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi. Hocam siz de hoş geldiniz. Çok sağ olun hocam. Hemen başlayalım. Şenay Hocam size döneyim. Şimdi 2023 Türkiye için çok önemli. Türkiye yüzyılı diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli olarak ve bu noktada enerji bakın Sayın Dönmez de enerji yüzyılı olacak gibi bir ifadesi de vardı. Baktığımız zaman birçok önemli projenin hayata geçtiğini görüyoruz. İsterseniz bu Bulgaristan'la yapılan son anlaşmaya bir bakarak başlayalım sizin için de uygunsa. Ben de notlarım arasında almıştım. Yılda yaklaşık 1,5 milyar metreküp'e kadar doğalgaz transferi sağlayacak Türkiye. Son günlerde çok kullanılan bir ifade var, enerji merkezi meselesi. Herhalde bu da onun önemli adımlarından biri diye değerlendirebilir miyiz? Ne söylersiniz? Bir kere şuna dikkat etmek lazım. Avrupa ile ve dünyanın başka ülkelerle kıyasladığımız zaman oradaki enerji krizinin derin olarak hissedildiği bir ortamda Türkiye'nin komşusu olan bir ülkeye doğalgaz transferi sağlaması, doğalgaz imkanı sağlaması bir kere çok önemli bir nokta. Buna dikkat etmek lazım. Bunun için de birazcık da hani övünülecekse övünmek lazım. Nasıl olacak bu iş derseniz eğer, siz de Türkiye'nin enerji merkezi olması noktasında da giriş yaptınız. Türkiye aslında kalkınma planları çerçevesinde bir enerji merkezi olabilmek için yıllardır irade ortaya koyuyor. Ve belki de bunun zamanı gelmesi için bir süre ihtiyaç vardı. Öyle şartlar gelişti ki yani istese de istemese de Türkiye'yi bu noktada bir enerji merkezi olmaya doğru tarih yönlendiriyor. Bu çok önemli bir şey. Belki ilerleyen zamanlarda bununla ilgili işte Orta Asya'yı, Kafkasları, Orta Doğu'yu potansiyel olarak değerlendirebiliriz. İhtiyacı değerlendirebiliriz. Avrupa'daki ihtiyacı değerlendirebiliriz ama Bulgaristan yılda ortalama 3,5 milyar metreküp doğalgaz kullanan bir ülke. Bunun da 3,3 milyar metreküpünü Rusya Federasyonu'ndan alıyordu. Gelişmeler hepimiz biliyoruz. Ukrayna-Rusya savaşı dolayısıyla Avrupa'nın tutumunu, Batı'nın tutumunu, Rusya'ya karşı yaptırımlar derken istemeye istemeye Bulgaristan'da bundan önceki hükümet, ona da dikkat etmek lazım. Bu yaptırımlara evet dedi fakat sonradan bunun acısı hissedilmeye başlandı. Onun için de başka kaynaklardan bu eksiği tamamlamaya ilgili girişimler yapmaya başladı. Azerbaycan'la görüştü ama Azerbaycan'la görüşmesi 2024'ten sonra devreye girecek şekilde bir görüşmeydi. Bir taraftan da ihtiyacı var. Bu ihtiyacı da karşılaması lazım. Onun için de yapılan görüşmeler sonucunda ki Bulgaristan'ın bir olumlu tutumu daha vardı biliyorsunuz. Türk akımı geldiği zaman, açıldığı zaman Türk akımı ile ilgili de Avrupa'ya Yunanistan üzerinden belki bağlantı yapabilir miyiz tartışmaları yapılırken reddedilmişti. Bulgaristan evet demişti buna.
Bu da önemli bizim için. Hal böyle olunca bu durumda Bulgaristan'la olan görüşmeler, daha önce başlatılan görüşmeler bir nihayete doğru gitti ve geçen birkaç gün içerisinde, birkaç gün önce Bulgaristan'da bir anlaşma imzalandı. Daha önce 1 milyar metreküplük bir kapasiteye ihtiyacımız var derken, bunun daha büyük bir oranda imza altına alınmış olması hem bizim açımızdan önemli, bu bir enerji merkezi olma noktasında ilktir de. Yani doğalgaz satıyorsunuz. Çok önemli. Yani daha önce transit ülke olarak kullanılan, Avrupa'ya ulaştırılan doğalgaz var idi. Şimdi ise siz artık kendi terminallerinizde ürettiğiniz gazı boru hatları ile ileteceksiniz ki bunun için de belki ilerleyen zamanlarda onu da dikkate alırız hocam. LNG FSRU tesisleri, evet, bunlarla ilgili tam da Saros'la bitmek üzere. Saros'daki 5. bizim LNG tesisimiz. Orada dünyadan sıvı gaz olarak ithal edilen gazın tekrar işlenip normal kullanılabilir doğal gaz kalitesine ulaştırıp boru hatlarıyla göndermesi noktasında anlaşma sağlandı. Bu çok önemli bir anlaşmaydı. Hocam biz bu gazı nereden alıp Bulgaristan'a veriyoruz? Şimdi bu gazı biz Türkiye şu anda 20'ye yakın ülkeden gaz tedarik ediyor. Bu da zaten milli enerji ve maden politikaların bir parçası. Yani sadece bir iki ülkeye bağımlı kalmak yerine kaynak çeşitliliğini artırma politikaların bir sonucu olarak çok farklı ülkelerden biz LNG alıyoruz. Yani sadece bir kaynağa bağlı kalmak istemiyoruz. Tabii bir kaynağa bağlı kalırsak işte onun için, Rusya krizinde yaşanan gibi. Bu çok önemli çünkü ileriki zamanlara da normal gelen doğal gazı da değişik kaynaklardan yahut bizim çıkartacağımız doğal gazı da tersine LNG haline getirip sevk etmek de mümkün. Onun için bu bir tecrübedir. İyi de bir tecrübedir. Bulgaristan'la olan bu adımı böyle değerlendirmek gerekiyor. Bir başka husus da var. Bulgaristan'la tarihi bağlarımız da var bizim. Yani iyi komşuluk ilişkilerimiz var. Her ne kadar bir iki defa belki bir olumsuzluklar yaşandıysa da sonuçta istesek de istemesek de bizim kapı komşumuz. Dolayısıyla bu bağların kurulması diğer alanlarda da ilişkilerin gelişmesine de çok önemli katkı sağlayacaktır. Doğru. Mesela biraz böyle bakıyoruz. Yoksa Bulgaristan başka yerlerden de temin edebilir. Nitekim Yunanistan Bulgaristan arasında şu anda daha önce planlanan boru hattının devreye alınması da gündemde. Yunanistan'da kurulan, Dedaş'ta kurulan LNG tesislerinden de almak istedi ama daha bir yıl, en erken bir yıl sonra alırsınız şekline getirmişlerdi. O bakımdan bu adım Türkiye'yi hem komşular arasında güvenlilik açısından bir adım öteye taşıyor, hem de bir tecrübe kazanmasına neden oluyor. Hocam siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Sayın Bakan diyor ki Türkiye diyor gaz merkezine bir tuğla daha koymuş oldu. Burada galiba işin maddi boyutundan ziyade bu enerjide söz sahibi olma, merkez olma, evet, bunun getirisi daha mı fazla? Tabii. Şimdi değerli hocam çok güzel özetlediler Bulgaristan'la gaz anlaşmasını. Şimdi Kahraman Bey, bu anlaşmada LNG olarak hocamın da söylediği gibi gelecek ve bizim Marmara'da, Marmara Reyli'sinde bir LNG tesisimiz var. LNG terminalimiz var. Orada LNG sıvı gaz geliyor, gazlaştırıyoruz, şebekeye verebiliyoruz. Bir başkası da hocamın ifade ettiği gibi yine Saros'ta yapılıyor. Tam da o bitmek üzere. Bunları düşündüğümüzde Bulgaristan'a en yakın bunlar gözüküyor. Aslında bizim 3 tane daha var. Bir karada, 2 tane daha denizde, İzmir'de olanlar var. Dolayısıyla bizim bir altyapımız var. Bu konulara hazırlığımız var. Şimdi Bulgaristan'a doğalgaz satıyor olmak ya da bir başka ülkeye doğalgaz ihraç ediyor olmak hakikaten çok anlamlı. Ya bunun miktarı çok önemli değil. Çünkü biz doğalgaz ithalatçısı bir ülkeyiz ve şimdi ihracat da yapabileceğiz. Tabii ihraç edeceğimiz doğalgazı biz ya da Bulgaristan yurt dışından çeşitli uluslararası piyasalardan LNG'leri alınacak ve bizim terminallerde işlenecek. Oradan da aslında nereden gidecek dediğimizde aslında orada da şöyle bir şey aklıma geldi hocam. Batı hattı var bizim.
Yani bizim Türkiye'ye 87 yılında İstanbul'a, 88'de Ankara'ya kadar ulaşan Rusya'dan gelen 845 kilometrelik bir boru hattı var. Batı hattı şu anda artık durdu. Onun yerine Türk akım 1'i alıyoruz. Bir de mavi akım var biliyorsunuz. Şimdi bu bizim Marmara İrelis ya da işte Saros'daki FSRU yani yüzer depolama ve gazlaştırma tesisimiz. Bunlar devreye girdiği zaman biz bu batı hattından tersine kullanarak. Yani şimdi oradan hep gelirdi ya bu tarafa doğru. Şimdi buradan o tarafa doğru göndererek bizim Bulgaristan'a bu gazı göndermemiz çok da pratik, çok da mümkündür. Kapasitesi de çok büyük oranın. Zaten o 1,5 milyar metreküp günde 10 milyon düzeltiyorum. Onların zaten günlük 10 milyon metreküp kullanımı var Bulgaristan'ın. Dolayısıyla Türkiye'den 4 milyon metreküp civarında. Aslında ciddi de yani. 4 milyon, 4,5 milyon metreküp civarında alınacak. Bizim şeyin Marmara'daki LNG tesisinin kapasitesi 37 milyon metreküp günlük. Yani üretebiliyor, gazlaştırabiliyor. Dolayısıyla orada 37'nin 4'ünü falan. 9'da 1'i. Tabii yani az. Dolayısıyla bizim teknik anlamda bir mühendis olarak bunu söylememiz lazım. Bu mümkün müdür diye. Bu gayet mümkündür. Kaldı ki sadece Marmara Ereğlisi değil. İşte belki 20-25 milyon metreküp tam rakam belli değil ama Saros'daki de olduğu zaman yani biz Bulgaristan'a çok rahat bir şekilde 4 milyon 5 milyon metreküpü günlük gönderme imkanına sahibiz. Bunun tabii stratejik bir anlamı var. Yani diğer taraftan ekonomik de bir anlamı var. Sonuçta bunun ekonomik bir getirisi de var. Fakat diğer taraftan bir komşunuzla, tarihi bağlarınız olan bir komşunuzla bir bağ kuruyorsunuz ve burada da enerji üzerinden kuruyorsunuz. Bunu zaten fark eden Yunanistan, Dedeağaç'ta böyle bir terminalle bunu sağlamaya çalışıyor. Diğer taraftan aslında bizim TANAP'tan gelen doğalgaz Yunanistan'a, oradan da biliyorsunuz İtalya'ya kadar gidiyor. Bu TAP diyoruz o tarafına. Yani Türkiye sınırından itibaren Trans Adriyatik projesi oluyor. Gümülcine bölgesinden oradan bir interkonektör, ALG dediğimiz bir boru hattı yapıldı Bulgaristan'a. 160 kilometre artı 22 kilometrelik bir boru hattı yapıldı. Bunun da açılışı 3-4 ay önce yapıldı. Oradan TAP üzerinden Bulgaristan gaz alacak. Tabii Yunanistan sınırlarından gidecek ama aslında bu TANAP'tan gelen doğalgaz. Oraya cumhurbaşkanları gitti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı da katıldı törene. Dolayısıyla Bulgaristan işte bu 3,5 milyar metreküpü bir TAP'tan alacak. Diğer taraftan Yunanistan'dan kısmen alacak. Ve tabii ki Türkiye'den alacak. O da kendi açısından baktığında kaynak ülke çeşitliliğini de artırmak istiyor. Yani nasıl ki biz kaynak ülke çeşitliliğini artırarak enerji arz güvenliğimizi sağlamak istiyoruz ya da güçlendirmek istiyoruz. Aynı şekilde Bulgaristan da bunu yapmaya çalışıyor. Kendi çapında tabii onun 3,5 milyar yıllık tüketimi, bizim de 53,5 milyar civarında yıllık tüketimimiz var. Bu anlamda baktığımızda ben bu anlaşmayı çok değerli buluyorum. Stratejik anlamda değerli buluyorum. Sadece bununla kalmayacak. İleride Romanya, ileride Balkanlara yani, doğru bunun farklı ülkelere de interkonektör yani ayrıntılı ana hatlar var. Bir de küçük kılcal damarlar gibi düşünün. Bu hatlarıyla yine buralardan verilecek. Dolayısıyla Türkiye burada işte enerji üssü olma, bölgede enerji merkezi olma yolunda doğru adımlarla ilerliyor. Bunu onu gösteriyor. Balkanlarda, hatta Avrupa'nın içerisinde İtalya'ya kadar bu uluslararası projelerle ve Türkiye üzerinden geliştirilecek yeni projelerle o bölgeye, o bölge insanına doğalgaz temin etme imkanları, fırsatları doğmuş oluyor. Bu anlamda önemli. Enerji üssü konusunda da birkaç cümle kurabiliriz. O da şöyle. Doğalgaz fiyatları Avrupa'da mesela Hollanda'da TTF denilen bir sanal piyasada belirleniyor. Avrupa fiyatları oradan belirleniyor. Hatta şimdi Avrupa bir de tavan fiyat koydu buna. 180 avro diye hatırlıyorum hocam. Doğru mu? 180 avro civarında bir şey koydular. Dolayısıyla fiyat belirleme noktasında. Ama Türkiye'de de bunun artık fiyat belirleme için çalışmalar var. Bunun da altyapısı EPİAŞ. Elektrik Piyasası İşletme AŞ kurulmuştu. 4 yıl önce kurulmuştu. O gelişiyor. Onun uluslararasılaşmasıyla beraber Türkiye'nin tabii fiziki altyapısının da güçlenmesiyle uluslararası 7 tane boru hattı var. Onun dışında LNG terminallerini söyledik. İşte Karadeniz'de doğalgaz çıkarıyoruz.
Başka yerlerde yine sondaj çalışmalarımız devam ediyor. Dolayısıyla bu anlamda insan kaynağına sahibiz, altyapıya sahibiz ve gittikçe de bu alanda tecrübe kazanıyoruz. Kapasitemizi artırıyoruz. Bütün bunları bir araya koyduğunuzda bir de diğer taraftan gaz çeşitliliğini sağlarsak sadece Rusya'dan gaz alarak bu olmaz. İşte İran'dan alıyoruz, Azerbaycan'dan alıyoruz, çok önemli. Bunların yanına artık Türk dünyasını, yani Türkmenistan gazını gündeme geldi biliyorsunuz. Bu önemli bir projedir. Üzerinde 30 yıldır hep düşündüğümüz projedir. Onun muhakkak hayata geçmesi. Diğer taraftan Kazakistan petrollerinin devreye girmesiyle beraber Türk dünyasıyla enerji işbirliği sağlandığı zaman işte Türkiye tam da enerjinin merkezi üssü olma yolunda ilerliyor. Fiyatlar da burada belirlenebilir. Bir alternatif bir piyasa oluşabilir diye değerlendiriyorum. Bunun da bu Bulgaristan konusunda buraya bağlarsak eğer önemli bir tuğladır, bir adımdır tuğla demekte yarar vardır. Hocam siz nasıl? Buyurun. Belki de tamamlayıcı tamam, bilgi peki olarak şunu ifade etmek lazım. Şimdi bir enerji merkezi olmaz için illa enerji, satılacak enerjinin tamamını kendinizden üretmeniz, kendinizden çıkartmanız gerekmiyor. Önemli olan güvenilir bir ülke olmanız ve dağıtım yolla güzergahları üzerinde stratejik bir öneme sahip olmanız. Evet. Mesele böyle olunca hocam da biraz önce Türkmenistan'dan söylediği için bir örneği burada da ifade etmek istiyorum. Türkiye aslında dedim ya eskiden beri zaten bir merkez olma hayali vardı. 1999 yılında Türkmenistan'la 30 yıllık bir anlaşma imzaladı Türkiye. Bu anlaşmaya göre işte yılda 16 milyar metreküplük bir doğalgazın Hazar geçişli olarak Azerbaycan'a, oradan da Türkiye'ye getirilmesi ve ihtiyaç halinde Türkiye'ye yoksa da Avrupa'ya ulaştırılması projesiydi bu. Bu projeden tabii ki dostlar sevinir, düşmanlar da yerinir düşüncesiyle. O zaman Rusya ile ilişkilerimiz bu kadar da şey değildi. Ve Rusya buna ket vurabilmek için İran ve Rusya'nın atakları oldu bu hususta. Bir de Azerbaycan'la o sırada Türkmenistan arasında Hazar Denizi içerisinde bir bölgede hani münhasır ekonomik bölge kavgası vardı. Dolayısıyla hayata geçiremedik bunu. Ve bundan sonra Rusya hemen bir hamle yaparak 2003 yılında 25 yıllık Türkmenistan'la bir doğalgaz anlaşması yaptı. Dedi ki her sene 70-80 milyar metreküp, bakın bu çok önemli bir husus, sizden gaz alacağım. Ki yani Türkiye'nin ihtiyacını dikkate alırsanız eğer bu çok önemli bir şey. Türkmenistan dünyada 4. doğalgaz rezervine sahip ülke. Türkmenistan'la anlaşma yaptı. O zaman daha yeni bağımsızlığını kazanmış Türk dünyası devletleri, daha Rusya'nın etkisinden fazla kurtulamamış, tam hareket kabiliyetleri değil, dengeler farklı tabii ki. Ve 2009 yılına kadar yılda 40-50 milyar metreküp doğalgaz Rusya'ya sattı. Rusya'nın ihtiyacı var mıydı ona? Hayır, dünyanın bir numaralı doğalgaz rezervine sahip. Ama burayı ucuza alıp, hayır ucuza alıp pahalıya satıyor. Yani 40 yılı 50 yılı düşünür, pahalıya satmaya başladı. Yani bu bir taraftan da Türkmenistan'ı incitiyordu. Fiyat hususunda şey çıktı, birazcık hırlaşma çıktı. 2009 yılında bir patlama oldu. Rusya'ya giden doğalgaz boru hattında. Evet. Kimin yaptığı belli değil. Ama bir durdu. 2010 yılında Rusya bu sefer dengelere baktı ki dünyadaki piyasalar değişiyor. Düşürdü alımı. 11 milyar metreküp'e düşürdü yıllık alımı. O tarihe kadar da 80-90 değil ama 70-80 değil ama 40-50 milyar metreküp satıyordu. Türkmenistan'ın ana gelirlerinden birisiydi yani. Sonra 2015 yılında bunu 4 milyar metreküp'e düşürdü Rusya yıllık şeyi alımı. 2016'da da tamamen iptal etti. Şu enteresan bir gelişmedir evet bu. İşte biraz önce dedim ya,
tarih bize bu misyonu yüklüyor derken biraz da bunu kastediyordum. Şimdi Türkmenistan'ın bu doğalgaz alım ile ilgili 2028'de bitecekti. Şu anda bitmiş durumda. Türkmenistan bir taraftan doğalgazını başka ülkelere ulaştırmak istiyor. Avrupa'nın ihtiyacı malum. Geçecek hatta Türkiye. Bizim Türkiye üzerinden. Şimdi tam bu sırada biliyorsunuz birkaç hafta önce Türkmenistan'da bir zirve yapıldı. Evet. Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan üst derecede bu üçlü bir zirve yapıldı. Ve Sayın Cumhurbaşkanı da şunu dedi, biz oraya niçin gittik zannediyorsunuz bu doğal merkez olma şeylerinden sorulduğu zaman. Ve Hazar'daki o ihtilaflı bölge içinde anlaşma sağlandı. Şu anda önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Çünkü enerji teknolojileri o kadar gelişti ki eskisi gibi yani deniz altından boru hattı döşeyip getirme öyle zor bir kolay iş değildi. Şimdi çok kolay. Daha yakın bir tarihte işte Batı Karadeniz'deki doğal gazımız için 170 kilometre hemen döşeyi verdik birkaç ay içerisinde. Dolayısıyla bu önemliydi. Yani demek istediğim şu. Nasıl ki Rusya başka ülkelerden doğal gaz alıp kendisi pazarlıyorsa, karını yapıyorsa, Türkiye'de artık hazır kaynaklar var. İşte hocam ifade etti, Orta Asya'daki Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan rezervleri bir tarafta bekliyor. Bir tarafta İran çıkış arıyor. Yani İran da dünyanın ikinci sırada doğal gaz rezervine sahip. Birinci sırada Rusya, ikinci sırada İran, üçüncü sırada Katar, dördüncü sırada Türkmenistan var. Şimdi bunlar da satmak istiyor gazı çünkü yine hocam da çok iyi bilir 20-25 sene içerisinde doğalgazın, petrolün tahtı sarsılacak. Başka enerji enstrümanları devreye girecek. Bir an önce bunların pazarlanıp satılması gerekiyor. Hal böyle olunca o zaman Türkiye ön plana çıkıyor. Keza Irak benzer şekilde bu konuda hazır. Zaten biliyorsunuz petrolümüzün yumurtalık Kerkük hattını biliyorsunuz. İsrail, Mısır bulduğu gazın bir şekilde petrolün iletilmesi gerekiyor. Bunların hepsini dikkate aldığınız zaman artı Türkiye'nin şu anda agresif bir şekilde arama tarama ve sonuca ulaşma çabaları var. Ulaştığı noktaları onlar belki konuşacağız. Bunların da dünya pazarlarına açılması, daha ekonomik bir şartlarda Türkiye'ye katma değer sade şekilde pazarlanması çok önemli. Onun için Türkiye merkezim önünde İnşallah. Çok güzel gidiyor. Aynen. Hocam size verelim. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ekleme olarak hani konuşacak gerçekten çok konu var. Bu enerji hub'ı nereye kurulacak? Bununla başlayabiliriz mesela. Trakya dediler ama hocam Marmara Eylül'sini örnek verdi. Silivri de olabilir hakeza. Yeni arttırımlar yapıldı. 4.6 milyar metreküp çıktı. Ben Bulgaristan'la iyi görüşüm biraz da Rusya'nın müttefiği olması yönünde. Hani Adalar Denizi'ne baktığımız zaman Transadriyatik'ten hani TANAP, Transadriyatik'ten Avrupa'ya satalım desek Adalar Denizi bir harita çıkmıştı, medyaya yansımıştı. Amerika'nın üstleriyle dolu, her taraf Amerikan. Hani orası biraz Amerika'nın piyonu, piyon demeyeyim de atı diyeyim. Bulgaristan biraz daha Rus yanlısı gibi. Rusya'nın teklifi de Trakya üzerinde oldu. Bunun sebebi de hocam çok güzel işaret etti. Batı hattımız da var. 7 uluslararası doğalgaz boru hattımızdan biri de batı hattı. 25 yıllık sözleşme süresi de doldu. Türk akım vesaire, mavi akım Samsun'dan. Türkmenistan'la yine ilgili şunu ekleyebilirim. Bana göre şahsi fikrim hani Ermenistan o başkanı Paşinyan'dı değil mi? Paşinyan'la İlham Aliyev'in bir masaya oturtulmasından daha zordu bana göre. Berdi Muhammedov'la İlham Aliyev'in bir masaya oturulması. Gündeme de çok medyaya yansımadı maalesef. Çok önemli bir gelişmeydi. Önemli bir hareketti. Aynı şekilde şimdi biz bu Sakarya gaz sahasından kendi doğalgazımızı çıkaracağız ama kendimiz de kullanmak zorundayız. Bizim de ihtiyacımız var. Tamamını da satamayabiliriz ama hocamın ifade ettiği gibi İsrail'den olsun, Mısır'dan olsun, yine Türkmenistan'dan, Rusya kapıları Avrupa kapatıyorsa o zaman gel kardeşim der, Türkiye sen al, sen istediğini yap gibi bu hub'ın böyle farklı
boyutlarda var enerji hapını. Bu arada hocam az önce dikkat çekti. Onu da sorayım. Hem size de sormuş olayım. Bu ilişkileri de geliştiren bir yanı var. Şimdi Bulgaristan'dan bahsettik ama Türkiye'nin son dönemde paralel ilerliyor. Yani bu keşifler, diğer ülkelerle olan ilişkiler, İsrail'le de ilişkilerimizin Mısır'la keza pozitif Suriye noktada ilerlemesi. Suriyeli bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu ki oraya gidiyor süreç büyük ihtimalle. Liderler de bir araya gelecekler. Hani bu paralellik için ne söylersiniz diyeyim ben böyle ortaya bırakayım sözü. Ben hepsinin planlı programlı olduğunu düşünüyorum. Dün toplantıda Sayın Cumhurbaşkanımız şey örneğini verdi mesela. Tayfun füzesi 561 talimat verdim 1000 olsun. Hani bunlar satrançta böyle fili uzun oynarsınız yapıyor uzun. Onun gibi hamleler olarak değerlendiriyorum. Evet. Düşünceli, planlı, programlı hamleler. Çünkü Akdeniz'deyiz. Patara'dan Tobruk'a kadar, Libya'ya kadar orası, burası bizim demişiz. Biz gemilerimizi yürütüyoruz, sismik araştırmamızı yapıyoruz. Eğer bir şey bulursak çıkartırız diyoruz. Bunların için birazcık ofansif oynamamız gerekiyor. Bu noktada her şeyin planlı programlı olduğunu düşünüyorum ama Rusya'nın da bu gaz merkezini Karadeniz veya işte Marmara Denizi, Silivri, Marmara Ereğlisi gibi yakın, hani daha maliyet açısından da bu noktaları kurabileceğini, yani bu noktada ortaklık yapılabileceğini düşünüyorum. Adalar Denizi'nde öyle bir ihtimal yok gibi çünkü Amerika orada. Tabii. Şimdi tabii ki enerji güvenliği, milli güvenlik, dış politika, ekonomi politikası, sanayi politikası bunların hepsi birbirleriyle eş güdüm içerisinde giden konulardır. Yani bir ülkenin enerji güvenliği yoksa o ülkenin milli güvenliği de tehlikeye girer. Dolayısıyla diplomasi de yani dışişleri de enerji diplomasisiyle birlikte yürütülen bir konu olduğu için tabii ki uluslararası ilişkiler ve enerji ilişkileri iç içe geçmiş durumdadır. Buradan baktıktan sonra ülkelerin de enerji politikaları o ülkelerin karakterini gösterir. Yani emperyalist ülkeler enerji işlerinde giderler, başka ülkelerin haklarını gasp ederler. Ama Türkiye'nin dış politikası, Türkiye'nin kuruluş felsefesi de böyle bir şey olmaz. Türkiye'nin enerji politikası tamamen kaynak sahibiyle ihtiyaç sahipleri arasında bir işbirliği yapmak, hatta hep birlikte ortak olmaya dayanıyor. Dolayısıyla kazan kazan diyoruz ya, son dönemlerde çok kullanılıyor. Bunu yapan bir dış politika, bunu yapan bir enerji politikamız var. Biz enerjiyi yüzyıllardır enerji savaşları olarak hep okuduk, yazdık. Hakikaten kanla anıldı. Ama biz artık enerjiyi barışın bir aracı olarak gören bir politika gidiyoruz. Türkiye'nin bakışı, bizlerin bakışı o yöndedir. Yani enerji aslında barışın bir şeyidir, aracıdır, sebebidir. Enerji barışlarını konuşmanın vakti geldi diyebiliriz. Ben şeyi ifade etmek isterim. Çok güzel konular geliyor. Ara ara da aklımıza gelenler belki paylaşmak yerinde olabilir. Tabii. Şimdi Hazar'la ilgili aslında biz 2,5 ay önce Kazakistan'ın Türkmenistan şehrinde Türk Devletleri Teşkilatı desteğiyle ve TİKA desteğiyle Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi ev sahipliğinde Çalıştay yapıldı. Bu Türk Devletleri Teşkilatı Cumhurbaşkanları toplantılarına hazırlık amacıyla. Orada bendenizde başka enerji grubunun başkanı idim. Türkiye'yi temsilen ve diğer Türk Cumhuriyetlerinden de birer temsilci vardı. Biz bu arada bir tabii hazırlık yaptık. Yani çünkü Türk dünyasında çok güzel gelişmeler oluyor. Türk Devletleri Teşkilatı kuruldu biliyorsunuz ve Türk Dünyası Enerji Birliği ya da İş Birliği Türk Birliği'ne doğru gidiyor. Hatta ben onu da şöyle söylüyorum. Avrupa Birliği Kömür Çelik Birliği olarak başladı biliyorsunuz. İşte daha sonra da ortak pazarda topluluk olarak gitti. Ben diyorum ki buradan Türk Dünyası Enerji İş Birliği Türk Birliği'ne doğru gidecektir diye öyle bir benzeşim de yapıyorum. Şimdi orada biz raporlar hazırladık ve bu raporları da yetkililere verdik. Daha sonra bir ay sonra zaten Özbekistan'da Cumhurbaşkanları bir araya geldi. Ve arkasından hemen sonra da işte biraz önce ifade edildiği gibi bir zirve yapıldı. Üç devlet orada Türkmenistan gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya ve Türkiye'ye ve Avrupa'ya gönderilmesiyle alakalı. Şimdi orada aslında şöyle bir şey oldu. Bu önemli bir projeydi. Bizim raporlarımızda da çalıştığımız projelerden bir tanesiydi. Diğeri de Kazakistan petrolleridir. Şimdi Kazakistan'da petrol de çok öne çıkan, aynı zamanda doğalgazı da olan bir Türk Cumhuriyeti'dir. 30 milyar varil rezervi var, ispatlanmış Kazakistan'ın.
Türkmenistan'da 19,5 trilyon metreküp doğalgazı var. Birisi doğalgazda öne çıkar, diğeri de petrolde çıkıyor. İkisi de Hazar'ın karşı kıyısında. Bu kıyısında Azerbaycan var. Türkmenistan'la Azerbaycan arası 300 kilometre civarında. Hazar Denizi çok derin bir deniz değil. Yani bazı yerde 180, ortalama 180 metre derinliği var. En derin yerinde 1000 metreye kadar çıkıyor güneyde. Dolayısıyla 300 kilometre iki kıyı arasında mesafe. Ortak münhasır bölgede de bir işte hocamın ifade ettiği gibi bir kriz vardı. Bu kriz de halloldu. Onlar birisi Serdar, birisi Karpaz isimleri takıyorlardı o bölgeye. Bunun adına dostluk bölgesi dediler. Dostluk bölgesinde ortak çıkarma kararı aldılar. Yani Türkmenistan'la Azerbaycan. O bölgede eğer ki bir kaynak varsa ortak çıkarma kararı aldılar. Adına da dostluk dediler. Çok da güzel oldu, yakıştı. Şimdi dolayısıyla buradan bir boru hattı yapmak bu derinlikte mümkün. Ki biz 2200 metre Karadeniz'de başlayan bir derinlikten başlıyoruz. Bunu yapabildik. Orada bu boru hattı çok rahat yapılabilir. Ve Türkmenistan'dan Azerbaycan'a, Azerbaycan'dan da ilk etapta TANAP'a. Çünkü TANAP projesinin de kapasitesi 16 milyardan 32 milyara çıkarılma kararı alındı. Avrupa'nın gaz ihtiyacını alternatif güzergahlardan sağlamak istiyor biliyorsunuz. Ukrayna krizinden sonra diğer güzergahlarda sorunlar başlayınca bu açığını buralardan kapatmaya çalışıyor. Bu arada da tabii Azerbaycan gazına destek olarak TANAP'a bağlanabilir. Daha sonra da ikinci bir boru hattı yapılarak Türkmen gazını daha da büyük ikinci bir hatla Avrupa'ya ulaştırılması mümkün olacaktır. Diğer taraftan petrol de Kazakistan'dan aynı şekilde getirilebilir. Petrolün şöyle bir kolaylığı da var. Tankerlerle, gemi tankerlerle de hatta şimdi başlamak üzereler diye haberler geldi. Oradan Oktay değil mi hocam limanı? Evet. Limandan Kazakistan'dan tankerlerle petrolü Azerbaycan'a getirip oradan da Bakü-Tiflis-Ceyhan hattına petrol gelme durumu da var. Yani Kazak petrolleri Hazar'ı geçecek. Türkmen gazı da yine Hazar'ı geçebilir. İleride bu çerçevede baktığımızda buradan tabii ki Türkmenistan'la, Azerbaycan'la, Kazakistan'la ve Özbekistan'la ve diğer Türk cumhuriyetleriyle bir Türk dünyasında bir hareketlenme başladı. Türkmenistan kaynaklarını değerlendiremedi. O yüzden de ekonomik olarak çok ileriye gidemedi. Halbuki çok muazzam kaynakları var. Bunların kaynakları değerlendiği zaman ekonomik olarak Türkmenistan, Kazakistan, gelişecekler. Buradan tabii ki biz de teknolojiyi ortaya koyuyoruz. Belki finans koyacağız. İnsan gücünü koyacağız. Proje ortağı olacağız. Ve birlikte bu altyapımızı kullanarak, teknolojiyi kullanarak hem üretimde hem taşımada beraber çalışacağız. Ve Avrupa'ya da bunu sunacağız. Avrupa da buradan gaz ihtiyacını karşılamış olacak. Bir krize girmeyecek. İşte şansları yaver gitti. Kış bir türlü gelmedi. ve o yüzden doğalgaz fiyatları da hatta bayağı da düştü. Onlar çok kötüye hazırlandılar. O yüzden şu an rahat ediyorlar ama bunlar iyi günleridir. Yani belli olmaz kışın ne zaman nasıl geleceği. Dolayısıyla tabii iklim değişiklikleri de buna etkiliyor. Bunu da aslında görmüş olacağız. Belki burada onu da söylemek lazım. Bu anlamda baktığımızda Türkiye tam da böyle bütün kaynakların, işte pazarların ve projelerin hep merkezinde odağında oluyor. Bu kadar projenin, bu kadar kaynakların odağında olursanız üstte olursunuz tabii. Evet. Bu sizi oraya isteseniz istemeseniz de yavaş yavaş götürür. Böyle bir misyonu var. Ama bu üst, diğer kaynakların, diğer merkezlerden farkı işte enerji barışları konuşulan bir merkez. Enerjinin barışın aracı olduğu bir merkez olduğunuzda dış politikanız da bu yönde geliştiği zaman bölgeye de katkınız olur. Çünkü bölgeye de bizim bakış açımız, coğrafyaya bakış açımız, gönül coğrafyası diyoruz, medeniyet coğrafyası diyoruz, kardeşlerimiz diyoruz. Böyle bir bakış açımız var. Asla başkaları gibi emperyal duygular taşımayan bir politikadan yola çıkıyoruz. Onun için de enerji politikamız tam da bu politikayla örtüşüyor. Bu kapsamda alt başlıklar o kadar çok ki projelerin. Yani bunları çalışıyoruz. Bu konuda görev yapan, sahada çalışan arkadaşlarımız bizzat bu işin içerisindeler. Biz de akademik anlamda proje desteği veriyoruz. İşte o toplantıda da aldığımız kararların hayata geçtiğini gördüğümüz için arkadaşlarımızla, diğer Türk cumhuriyetlerindeki temsilcilerle de bunların değerlendirmesini yapıyoruz. Ve gelişmeleri bu yönde bizi iyi yönde götürüyor diye söyleyebilirim. Buyurun hocam. Şimdi hani masaya ortaya koyuyorum hani konuşun dediğiniz için bir tarafından da yine paylaşım yapmak isterim. Enerji diplomasisi diye bir kavram var.
ve enerji jeopolitiği diye bir kavram var. Şimdi Türkiye hani o merkez olma yolunda attığı adımlarda çok iyi bir enerji diplomasisi yürütüyor şu anda. Şöyle bir baktığınız zaman tabii onun haricinde de şartlar o bizi ona da zorluyor, onu da diyebilir. Şöyle bir baktığınız zaman Türkiye-Rusya ilişkileri. Şimdi Rusya'nın dünyaya açılan penceresi bakımından Türkiye'nin haricinde başka bir seçeneği yok. Yoktu. Onu düşünün. Öbür taraftan Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini düşünün. Artık hani neredeyse daha önce bahsediyorduk işte tek millet, iki devlet, neredeyse tek devlet gibi duruş var. İrade de öyle yani. Herhangi birimizin herhangi bir şekildeki olumsuz da karşılaşması diğerinde aynı şekilde algılanacak, ortak refleks gösterdiği şekilde bir irade de var ortada. Öteki taraftan hocam çok güzel izah etti. Türk dünyası çok farklı yere gidiyor. Türk Devletleri Teşkilatı'nın o ortak deklarasyonuna bakacak olursanız enerjiyle ilgili çok net, çok açık olarak hedefler ortaya konulmuş durumda. Bunların gerçekleşmesi bakımından hatta barış açısından hocam diyor ben de o taşıma boru hatlarına barış hatları diyor. Evet. Yani bunlar bir dünyadaki barışı sağlayacak hatlar. Bu çok önemli. Savaşı da sağlıyor bazen ama işte savaşı ne zaman sağladı? Savaşta ta ne zaman ki Rusya enerjiyi jeopolitik silah olarak kullanmaya başladı. Önce Avrupa'yı 10 yıl içerisinde kendisine bağladı. Enerji bakımından mecbur tuttu. Peşinden Kırım adımını attı. Kırım'ı işgal ettiği zaman Avrupa'dan bir ses çıkmadı. Cılız birkaç tane ses duydunuz yani. Tabii Ukrayna'da durum değişti. Şimdi bundan cesaret alarak şimdi ikinci adımı atabilirim diye düşündü. Bir taraftan da Kuzey Akım 2'yi Avrupa'ya dayattı. Yani Almanya'nın Kuzey Akım 1 zaten geliyordu Almanya. Kuzey Akım 2 iki taraftan gelecek olan toplam doğal gaz Almanya'nın kullandığının üstünde. Oradan da Avrupa'ya tabii diğer ülkelere gitmesi söz konusu olacaktı. Amerika bunu çok iyi değerlendi. İngiltere keza öyle. Baktılar ki Avrupa'da işler karışıyor. Ve Ukrayna-Rusya savaşı çıkartıldı. Çıkartıldı diyorum. Ama Rusya'yı teşvik ettiler. Ama Ukrayna'yı bir şekilde bunu çıkarttılar. Şu anda da dışarıdan gayet net İdare ediyorlar. Uzayabildiği kadar da uzasın istiyorlar. Şimdi onun için Rusya'yla olan ilişkilerimiz, şimdi Rusya'nın bir tarafta satacağı ürün var. 2021 yılında 500 milyar dolar civarında ihracat yapmış. Bunun 248 milyar doları hidrokarbon temelli enerji emtiası. İşte petroldü, doğalgazı, kömürdü veyahut da bundan ürünleriydi. Şimdi düşünün ki önemli bir bütçeye şu anda negatif yönde etki yapıyor. Satamazsa eğer. Bir taraftan petrole tavan fiyat uygulamaları. Bakın bunlar hep Türkiye'nin merkezleşmesine doğru giden yollara döşenen taşlar bunlar yani. Öbür taraftan Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki duruşu, haklarını savunma şekli, İsrail'le olan sıcak ilişkiler şu anda, Mısır'la başlatılan ilişkiler, bunlar sıradan ilişkiler değil yani. Hepsi bir amaca yönelik olarak da önemli. Libya'yla olan ilişkiler, bunların hepsini bir yere koyduğunuz zaman Türkiye'nin asıl büyük resim içerisindeki o puzzle'ları döşemesi olarak düşünebilirsiniz. Diğer taraftan Avrupa enerjiye muhtaç. Almak istiyor. Başka ülkelere gidiyor. Sıvılaştırmış doğalgaz diyor. Başka şeyler diyor. Kesintiye gidiyor. Kısıntılara gidiyor. Belli süreye kadar desteklemek için bütçeler ayırıyor.
Şu anda 150 milyar eurodan fazla bütçe ayrılmış durumda bu sıkıntıyı giderme için, halka destek evet. için söylüyorum. Bir tarafta almak isteyen ihtiyaç sahibi ülke var ki Avrupa dünyadaki enerjinin yaklaşık 1/5'ini kullanan bir ülke. Amerika ilk kullanan, ikinci Çin, üçüncü de Avrupa kullanıyor. İhtiyaç var. Sanayisini ona göre şekillendirmiş. Üretimde rekabet unsuru dediğimiz bir kavram var. Rekabeti kaçırmak istemiyor. Ağır sanayisi çok önemli darbe almış durumda. Bir an önce buna da sahip olmak istiyor. Alacağı yerler belli, coğrafya belli. Oranın geçiş güzergahı belli. Bir taraftan Rusya'nın da işine geliyor çünkü Rusya Türkiye'ye doğalgazı satacak. Tabii. Sonra Türkiye bunu belli bir karla, belli bir yolla Avrupa'ya satmış olacak. Onun için bunlar hep Türkiye'nin bu merkez olması için isteseniz de istemeseniz de gelişmelerin odağında bulduğu durum. Mesela biraz öyle bakmak lazım. Şeye de gelince, Avrupa ile olan ilişkiye de gelince, hani Bulgaristan denemesi önemlidir bizim hı hı. için. Hem güvenilir bir tedarikçi olarak Türkiye'nin sözünde durmuş olması, yılda ne kadar demişse o kadar gazı sağlıyor olması, diğer ülkeler için önemli. Özellikle Macaristan için çok önemli. Hı. Bakınız, Macaristan biliyorsunuz Türk dünyasının bir parçasıdır. Evet. Nitekim gözlemci ülke sıfatıyla orada duruyor. Bir taraftan şunu da ihmal etmeyin. Türkiye çok önemli bir şey söyledi yakın bir tarih önce. Sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasına gelmiştir. Bu şu demek. Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon yatakları ile ilintili olarak orada bağımsız bir Türk devletinin olması işleri farklılaştırır. Farklı dengelere taşır. İyi gidiyoruz. Hadi bakalım diyorum. Bununla ilgili var mı bu hocamızın bıraktığı noktadan eklemek istediğiniz bir şey? Mustafa hocamınkine paralel olarak tamam. söyleyeyim. Arabulucu rolü çok önemli hocam. Mesela evet. Kıbrıs dediğimiz zaman Tel Aviv o öve öve bitiremedi 600 milyar metreküp ki bizimkinden daha az oluyor. Hani onu nasıl satacak? Nasıl, kendi mi kullanacak? Nasıl satacak? Satış yolları nasıl arayacak? Mısır hakeza. İlla ki Kıbrıs'tan yeni hatlar düşünülecek. Bu noktada arabulucu rolü doğru. çok önemli. Hani bir ülke düşünün, Ukrayna'ya silah satıyor. Hani insansız hava aracı satıyor. Türkmenistan'la görüşüyor. Hı-hı. Öte yandan Almanya'ya gaz satacak vesaire. Bu rolü ancak böyle arabulucu evet. rolünü üstlenerek ve koruyarak. Ve hocam Doğu Akdeniz'de özellikle münhasır ekonomik bölgeler belirlenerek çıkan hukuki durumlar var. Evet. Uluslararası, milletlerarası deniz hukuku sözleşmeleri var. Aynen öyle hocam. O ama, sözleşmeler evet. çerçevesinde Türkiye'nin iddiaları var. Evet. Karşı tarafın iddiaları var. Aynen. Birleşmiş Milletler'in görüşü var. Bunlar aslında hukuk da onun en önemli parçalarından bir tanesi. Aynen hocam. Ama işte enerji dediğimiz zaman milli güvenlik ve milli siyaset diyeyim. Bu gibi evet. kavramlar arkasını evet. takip ediyor. Hani bir efsane vardır ya, bize bizim hidrokarbonumuz var ama çıkarttırmıyorlar. Evet. Gerçekten de öyle bir gerçek, yani doğruluk payı var. Tam da bir şehir efsanesi değil. Geçen bir işte istatistikte Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı bir istatistik. Herkes de ulaşabilir, kamuya açık. 1933'ten 93'e kadar 2600'den fazla kuyu açılmış ama Eylül'de açılıyor, Ekim'de kapanıyor. Petrol mü? Aralık'ta petrol, doğalgaz, hidrokarbon. Petrol, doğalgaz. Diyor ki işte gaz shows, gaz emarelerine rastlanıldı. Ama işte yarı yarıya, o zaman MTA maden tetkik arama yapıyor. Yine TPAO yapıyor. Yabancı şirketler de var tabii. Yani güçlü olmayla alakalı, birazcık da bu satrancı doğru oynayabilmeyle alakalı. Orada bir şey söylemek, buyur. Ben de hocam tam onu diyeceğim. Bunu aslında belki ikinci roundda tabii. biraz açmamız evet, gerekecek. Evet, çünkü bu biraz daha... Araya daha var değil mi vaktimiz? Evet. Son 5 dakikamız hocam. O zaman hocam. Bir şey... buyur. O zaman başlayalım. Şöyle yani şey için söyledim. Bu dediğimiz konuda aslında şöyle bir şey de var. Yani Türkiye'nin karasal anlamdaki hidrokarbonları... açısından çok büyük zengin olmadığını aslında biliyoruz. Doğru, biz. Yani doğru, biraz gerçek, görmek lazım. Gerçek, çok evet. zengin değiliz. Yani ben yok dememiz doğru olmaz ama zengin değiliz. Şimdi bir kuyu açmanın maliyetleri var.
İkincisi de Türkiye biliyorsunuz deniz seviyesinde olan bir ülke değil. Yani 1000 metre, 1500 metrelerdedir. Şimdi bir defa bu kadarlık bir fark var. Derinlerden çıkar Türkiye'de petrol varsa da. Dolayısıyla bunlar maliyetleri çok yüksek. Petrol fiyatları yükseldiği zaman onlar daha çok ekonomik hale gelebilir. Ama son itibariyle tabii ki arama sayısı açısından daha artış olmuştur. Çünkü daha fazla arıyoruz. Yani hedefi 200 için olarak belirledim mesela. Tabii nitekimde çok ararsanız daha fazla bulabiliyorsunuz. Ama şuraya bu enerji perspektifini biraz şöyle de söyleyebiliriz. Belki ikinci tura bir açılış olsun diye de söyleyebiliriz. Şimdi dünyada enerjinin trendine baktığımızda mesela Avrupa için de söyleyebiliriz. İşte 2030 ve 2050 hedefleri koydu Avrupa. Şimdi karbonsuzlaşma hedefi var. Şimdi şu anda hidrokarbonları konuşuyoruz. İşte doğalgazı ve petrolü konuşuyoruz. Türk dünyasının kaynaklarını, coğrafyamızdaki kaynakları konuşuyoruz ki bizim etrafımızda %65 civarında bu kaynaklar var. Tamam, çok güzel. Bu kaynaklar çok değerlidir. Ama bunlar esasında karbon esaslıdır. Dünya karbon ekonomisinden hidrojen ekonomisine doğru bir yol alacak. Yani gidişat o yönde olacak. Zaten yakıtların başlangıcı insanlıkta da hocam da çok iyi bilir. Karbon ve hidrojendir. Karbon yüksektir, hidrojen azdır. Gittikçe hidrojen artar, karbon azalır. Biz karbon hidrojen oranı diyoruz. C bölü H. Bu oran gittikçe küçülecek ve nihayetinde karbon sıfır olacak. Hep hidrojen yakıt olarak hidrojen kullanacağız. Ve ona hidrojen ekonomisine geçmiş olacağız. Peki buna geçiş sürecine baktığımızda Avrupa 2030'da bir hedef koydu. 2050'de de bunu gerçekleştirmeyi açıkladı, gerçekleştirmeyi düşünüyordu. Ancak bu son yaşananlar bunu biraz erteledi. Şimdi Batı'da tekrar kömür ve tabii yani Batı, Avrupa mecburen şu anda nükleer enerjiyi zaten yeşil olarak artık tartışıyor. Onun dışında kömür santrallerini dahi şu anda devreye sokmak zorunda kaldı. Yani öncelikler insan önce enerjiyi temin etmek zorundadır. En pahalı enerji olmayan enerjidir. Sonuç itibariyle bunları yapıyor. Ama sonuçta bu gidişat olacak. Yani karbondan hidrojene doğru geçeceğiz. İşte belki ikinci bölümde nükleer füzyon da bununla yine hidrojenle bağlantısı da var. Dolayısıyla Türkiye, işte bu Türk dünyasında bu boru hatlarını falan yaptığımızda biz o toplantıda, o çalışmada şunu da yaptık hocam. Orada bizim Türk dünyasının bu kaynaklarından şu anda hidrojen dünyada 100 milyon ton üretiliyor. Bunun 94 milyon tonu doğalgazdan ve kömürden yapılıyor zaten. Biz Türk dünyasının bu kaynaklarını hidrojen üretiminde ve mavi hidrojen diyoruz ona. Mavi hidrojen üretiminde de değerlendirme imkanını konuştuk. Biz Avrupa'ya siz doğalgazdan vazgeçtikleri zaman ki bu 2050'den önce mümkün değil. O zaman da hidrojeni doğalgaza karıştırarak gönderme imkanımız var. Hatta bu boru hatlarında coating yaparak ileride hidrojen üretip hidrojen de verme imkanımız var. Yani çok uzun vadeli projeler de var, çalışılıyor. Dolayısıyla bu coğrafyada kaynaklar olduğu sürece değerlendirilecek. Kazakistan'da gezerken gördüm. O kadar büyük alanlar var. Çok geniş ve kullanılmıyor. Tarım yapılamıyor. Güneş de mükemmel. Yani o Türk dünyasının Türkiye başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynakları da çok iyi. Bunları da hep birlikte hidrojenle entegre ettiğimiz zaman Türk dünyası bu enerji birliğiyle, coğrafyamızdaki birlikle hidrojen çağına da geçme noktasında aslında hazırlıklı olacağız diye değerlendiriyorum. Peki o zaman izninizle bir araya gidelim hocam. Saat başında tekrar karşınızda olacağız. Kaldığımız yerden devam edelim. Çok konu var çünkü. Evet. Bir ara. Peki devam ediyoruz. İlk bölümde biraz Türkiye neden hani enerji merkezi üssü haline geliyor? Bunu uzmanlarımız, hocalarımız da çok güzel anlattılar, açıkladılar. Şimdi müjdeler üzerinden yine biraz gidelim. Aslına bakarsanız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları vardı. İşte doğalgaz rezervi Karadeniz'de 710 milyar metreküp oldu. Gabar'daki petrol keşfi 150 milyon varilden bahsediyoruz. Bunlar gerçekten bir müjde olabilecek kadar önemli ve büyük mü? Çünkü hocam bunları açıkçası ya bunlar çok da önemli değil diyenler de var. Bunu görüyoruz. Türkiye için ne ifade ediyor? Ve bunların acaba miktardan ziyade bunlarla ilgili çalışma yürütülmesi ve sizin de söylediğiniz gibi çeşitlendirme meselesi mi daha önemli? Ne söylersiniz? Şimdi
Düşünün ki 2 sene önce 3 milyar metreküplük bir rezervi olan Türkiye doğalgazda bir Türkiye vardı. Şu anda sadece Batı Karadeniz'deki rezerv 710 milyar metreküp ve dünya sıralamalarında artık Türkiye bir yerini buldu. Bir yeri var artık. Onu söyleyeyim. Gerçi trilyon metreküp seviyesinde rezervler sahip olan ülkelerle kıyasladığın zaman çok farklı ama olsun. Sonuçta Türkiye özellikle milli enerji ve maden politikaları ile ilgili iradesini, deklarasyonunu ortaya koyduktan sonra 2017 yılı kırılma noktasıdır 6 Nisan. Ondan sonra bu çerçevede dedi ki ben kendi kaynağımı, kendi imkanlarımla aramak istiyorum. Çünkü daha önce milyar dolarlar vererek yabancı şirketlerle ortak veyahut da direkt onlara ihale ederek yapılan araştırmalarda bir sonuç elde edilemedi. Dişe dokunur bir sonuç elde edilemedi. Ufak tefek sonuçlar oldu. Ve Türkiye bir karar verdi. Kendisine ait gemiler, gerek sismik araştırma ki Oruç Reis'in %90'ı yerli olarak dizayn edilip yapılan bir sismik araştırma gemisidir. 2 boyutlu, 3 boyutlu sismik araştırmalar yapabilen, veri analizi yapabilecek kabiliyete sahip ve 4 tane de derin deniz sondajı yapabilecek gemi aldı. Dünyada çok az ülkede bu teknoloji, filo. Kapasitede filo var. Öyle diyelim. Bunun üzerine çalışmalar yapıldı. Akdeniz'de önce derin deniz sondajları yapıldı. Daha sonra Karadeniz'e kaydırıldı. Ve Batı Karadeniz'de yine şöyle bir tarihleri hatırlayacak olursak ilk olarak 21 Ağustos'ta 2020 yılında 320 milyar metreküplük bir rezerv olduğu ilan edildi. Hemen aradan fazla geçmedi. 17 Ekim'de yine 2020 bir 85 milyar metreküplük doğalgaz daha rezervi ilave edildi. Tuna 1, Tuna 2 kuyularıydı bunlar. Ve peşinden de 10 ay sonra birinci keşiften yaklaşık 10 ay sonra 4 Haziran 2021'de bu kez 135 milyar metreküplük bir doğalgazın Amasra 1 kuyusunda kazılması sonucunda bir rezerv olduğu ifade edildi. Ve toplam 540 milyar metreküplük bir doğalgaz rezervi Türkiye için çok önemliydi. O süre içerisinde denizlerde bulunan en büyük rezerv keşfiydi bu. Sonra tabii o sırada yine biz hocamla da zaman zaman paylaşmışızdır konuşmalarımızda, bu televizyon paylaşmalarında şunu diyorduk biz hep. Karadeniz'de trilyon metreküplerden söz edecek rezervlerimiz olacak. Bunu söylemek bir ütopya değil. Çünkü Karadeniz bölgesi bir Hazar Havzası gibi düşünülmeli. Yani temelde jeolojik yapılarına baktığınız zaman onu andırıyor. İleride daha büyük trilyon metreküplerden söz edilirse kimse şaşırmasın diye de paylaşımlar da söyledi. Nitekim sanki bunu böyle destekleyen bir yapı 16 Aralık'ta geldi 2022'de. Mevcut bulunan rezervde bir yeniden değerlendirme yapıldı. Ek 112 milyar metreküp daha o rezerve ilave bir rezerv olduğu uluslararası bağımsız değerlendirme kuruluşları veri analizi yaptıktan sonra bir ilave keşif ve daha önemlisi de yine Çaycuma 1 kuyusunda 58 milyar metreküplük bir doğalgaz daha rezerv olduğu söylendi. Bunlar söylenirken tabii biz gurur duyuyoruz. Toplamda bir 710 milyar metreküplük rezervimiz var. Bu sıradan bir rezerv değil ama bunlar katlanarak devam edecek peşinde. Sadece Batı Karadeniz'de değil, Doğu Karadeniz'de de bunu göreceksiniz. Karadeniz'in bir özelliği de hukuk açısından sıkıntımız yok. Yani münhasır ekonomik bölge sınırları çizilirken herkes imzasını atmış. Evet. Herkes hakkına razı.
Ama bu çizilmiş. Rusya, Ukrayna ve Kırım ittifakından sonra onlar kendi aralarında yine kendi paylaşımlarını yapabilir ama bizim münhasır bölgeye tesir etmiyor. En büyük bölge de bizde. Bu önemli. Türkiye eli rahat. Yani istediği yerde istediği sondajı yapabilme, istediği sismik araştırma yapabilme kabiliyetine sahip. Yine bir şey söylendi. Dendi ki Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümüne bir armağan olacak şekilde bu doğalgazı biz sisteme entegre edeceğiz. Ve o çalışmalar başladı. Kimse inanamadı buna çünkü dünya standartları ortalaması böyle bir operasyon için 5-6 yıla ihtiyaç vardı. Yani siz 2027-2028'de bunu yapabilirsiniz şeklinde bir duruş vardı. Ama kimse şu hesaba katmadı. Türk milletinin iradesi yapacağım dedikten sonra onu yapma noktasındaki duruşunu kimse hesaba katmadı. İstiklal Savaşı'nda bilirsiniz Yunanlar batı hattını kurdukları zaman dışarıdan uluslararası bir heyet geliyor. O hatları gezince diyorlar ki eğer Türkler bu hattı 6 ayda geçerseler 6 haftada yanlış hatırlamıyorsam geçtik diye övünebilirler. 6 saatte geçiyoruz o hattı. Yani bu çok önemlidir yani. Bildiğim kadarıyla hocam rekor olacak yani 8000 kişi çalışıyor 50 gemi. Evet. Rekor seviyede biten offshore. Ve Türkiye olur. Dedi ki 2023'te Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümü biz bunu armağan edeceğiz. Nitekim şu andaki çalışmaların karada ve denizde tabii eş zamanlı yapılıyor. Filyos Limanı malum. Evet, çünkü hocam bu işin çok daha iyi analistidir. Çıkan o gaz içerisinde bir sürü yabancı malzemeler de var. Bunların ayırt edilmesi icap ediyor. Saflaştırılması, kullanılabilir hale getirip doğalgaz entegre konnekte sistemimize verilmesi gerekiyor. Hummalı bir çalışma. Ve Mart ayında inşallah göreceğiz. Bunun da sisteme aktarımıyla ilgili bir çalışma yapıldı. Çok çok önemliydi bu. İki açıdan önemli. Birincisi, orada Türkiye çok önemli bir tecrübe kazandı. Yani hem keşif hem onu işler vazite gelebilmek için 2000 metrenin altında operasyonlar yapmak, kuyu başı vanalarını orada hayata tabii. geçirmek, kuyuları birbirine bağlamak öyle kolay iş değil. Evet. Robotik sistemlerle yapılıyor bu. Bir taraftan da yetişmiş insan gücü asıl. Yani şuna çok üzülmüştüm ben. İşte Fatih'in bu keşfinde birçok paylaşımcılar dedi ki ya ne yapalım orada bu çalışanların işte %80'i yabancı. Yani biz buna biz mi bulduk diyeceğiz. Şu anda tersine döndü sistem. Çalışanların %80'den fazlası Türk mühendisi, evet. Türk teknisyeni, Türk işçisi. Bu çok önemli bir şey. Demek ki bir şeye bir başlamak gerekiyordu. Evet. O bakımdan oradaki keşif bizim hem moral motivasyon bakımından çok önemli. Hem değer olarak ki zannediyorum belki de Cumhuriyet'in 100. yıl armağanı olarak oradan sisteme bağlanacak gazın hanelere aktarılmasında belki bir süre ücretsiz oradaki katkı ücretsiz verilebilir. Olur mu? Yani bir de vatandaş da onu merak ediyor. Ne zaman biz acaba? Asıl o hocam belki siz biraz paylaşım. Onu bilmiyorum ama ben şunu söylemek isterim. Kaldığınız yerden aslında şöyle ilave etmek isterim. Şimdi oradan 2023 yılının Mart'ın sonunda günlük 10 milyon metreküp gaz verilmeye başlanacak. 2026 yılında da 40 milyon metreküp verilmeye başlanacak. Yani proje 2026'da aslında daha üst seviyeye çıkmış olacak. Şimdi bu sene 2023'ün Mart'ın sonunda 10 milyon metreküpün anlamı nedir diye baktığımızda şimdi Türkiye yılda 53 milyar metreküp doğalgaz kullanan ve %99 itibariyle de ithal eden bunu bir ülkeyiz. Yani ithal oranımız %99. Ben bir kabaca hesap yaptım.
Ki bu da günlük pikte 300 milyon metreküp'e çıkıyor ama aslında ortalamamız %140-150 milyon metreküptür bizim günlük ortalamamız bizim. Buradan baktığınızda hani 10 milyon olduğu için bu %5-6 gibi bir yerli üretim olacağı için ithalattaki oranı düşürecek. Yani ilk defa tarihte %99'dan bir %93'e düşeceğiz. Şimdi 10 milyon metreküp sonra evet, 40'a çıkacak diyorsunuz. 40'a çıktığı zaman bu 15-20 katkı yapacak. %80'lere kadar düşecek. Şimdi buradan baktığımızda tabii Türkiye'nin doğalgaz kullanım miktarı ileride artmayabilir. Neden artmayabilir? Yenilenebilir kaynaklara daha fazla yatırım yapacağız. Mesela daha dün açıklandı. 2035'te güneşi 5 katına çıkarma hedefi kondu. Aynen. Yani mevcuttan 5 katına çıkacak. Rüzgarda biz 10 bin megawattlar civarındayız. Halbuki 30 bine çıkabileceğini çok iyi biliyoruz biz. Aslında 48 bin ama 30 bin çok rahat yapabiliriz. Bunları yaptığımızda biz toplamdaki kullanacağımız doğalgaz miktarı 53 değil de belki 40'a düşecek. Yani normalde şu anda biz 60'ları 65'leri konuşuyoruz 10 yıl sonrası için ama hani büyüyeceğiz, daha çok enerjiye ihtiyacımız olacağını düşünerek, ekonomide ilk 10 ekonomiye gireceğimizi düşünerek daha çok enerji kullanacağız. Ama bunu doğalgazdan değil de belki başka kaynaklardan yapacağımız için doğalgaz miktarı çok artmayabilir. Bu oran belki daha da %50-%60'lara düşebilir. Bizim zaten en büyük sıkıntımız Türkiye olarak enerjide dışa bağımlılık oranımız şu anda. Onu düşürmek. Yani bunu düşürdük ama çok daha düşürmemiz lazım. Şu anda %71 civarında dışa bağımlılık. Bunun daha da düşmesi gerekiyor. Avrupa ortalaması %58 civarında. Bunu da düşürmek için yenilenebilir enerji kaynaklarına daha çok yönelmemiz gerekecek. Onu belki daha sonra tabii konuşacağız. Konuşalım. Ama doğalgazda bu oran gittikçe düşecek. Yani dışa bağımlılık oranımız azalacak. Peki hocam, bu fiyatlara yansıyacak. Toplam 710 milyar metreküpün ne kadarını biz kullanacağız? Buradan bir işte 710 milyar metreküpün zaten buradan 40 milyon metreküp alırsak günlük bu yılda 12 milyar metreküp yapar. Şu andaki 53 milyarın neydir bu? 5'te 1'idir. 5'te 1. Dolayısıyla biz bunu aldığımızda kendi ihtiyaçlarımızı giderdiğimiz faturalara için faturalara yansıyacaktır. Kesinlikle fiyatlara yansıyacaktır. Ama diğer taraftan biz üçüncü ülkelere satma hakkı diye bir şey vardır. Yani re-export dediğimiz anlaşmalar Rusya ile ve İran'la bu anlaşmaları gözden geçirerek mesela Rusya Türkiye'nin merkez üssü olmasını istiyorsa eğer Türkiye'ye verdiği gazda re-export hakkını da tanıması gerekir. Yani oradan aldığımız gazı da biz gerektiğinde satabilmeliyiz. Şu anda öyle bir hakkımız şu ana kadar yoktu. Azerbaycan gazında vardı ama diğerlerinde yoktu. Biz kendi ürettiğimiz gazı belki de ihraç edeceğiz. Yani onu biz kullanacağız eğer o hakkı vermezlerse. Kendimizinkini de ihraç etme imkanımız olacak. Bulgaristan konusunda LNG'den zaten temin etmeyi planlıyoruz. Buradan baktığımız vakit doğalgazda bu oran düşecek. Yani biz doğalgazda %99 bağımlılıktan %80'lere kadar düşmüş olacağız. Bu önemli. Bu enerjideki bu %71'i de 60'lara doğru çekecek. Yani o çok önemli. Güneşteki, rüzgardaki yatırımları gerçekleştirirsek 2023 itibariyle başladığımızda bunu %50'ye doğru çok rahat önümüzdeki 7 yıl içerisinde 2030'a kadar çekme ihtimalimiz çok yüksek görülüyor. Yani %71'den %50'ye düşürdüğünüzde Türkiye'nin ekonomisi de bundan çok rahatlayacaktır. Tabii bu arada onu söyleyebilir ama fiyatları konusunda yansır. Hocam bedava, ücretsiz onu yapar, yapamaz. Hocam, sembolik olarak Cumhurbaşkanımızın öyle bir geleneği var. Yeni açılışlardan bir hafta. Olabilir bir hafta. Bence önemli etkisi olacaktır. Birkaç gün yani. Ben mutlak olacaktır. Ama i̇yi olur tabii. Çok ama iyi olur. Şöyle düşünün. Türkiye gerçekten çok büyük bir ülke. Çok güçlü bir ülke. Bunun farkında olmalıyız. İhracat ithalat yapısına baktığınız zaman 650-700 milyar dolarlık bir hacim söz konusu. Ve cari açığa baktığınız zaman, aradaki farka baktığınız zaman kahir ekseriyeti enerjiden enerji kaynaklanıyor. Tabii. Aynen. Geçen sene Türkiye 51 milyar dolar enerjiye 2021 yılında enerjiye para vermişken 2022'nin ilk 10 ayında 81 milyar dolar evet ödemişti. Yani fiyat oynaması o kadar farklı ki. Tabii. Düşünün ki 10 ayda buysa 12 ayda ortalama 100 milyara doğru gidiyor. Evet. 100 milyar siz 254 milyar ihracatın üzerine koyarsanız, öbür taraftan da aşağı çekerseniz artı yönde bir cari fazla elde etmiş olursunuz.
tamamını tabii elde edersek, ama hocam da dediği gibi bu bir zamana ihtiyaç var. Bugünden yarına bu olmayacak. Ama bir taraftan siz enerji üretip kendi ürettiğini satarken bir taraftan da gene daha karlı olacak şekilde başka ülkelerden enerji emtialarını alıp onu da pazarlayabilirsiniz. Önümüzdeki yıllar Türkiye'nin enerji bakımından elinin çok rahat olabileceği yıllar olarak görülebilir. Önümüzdeki 5-10 sene çok farklı. Çünkü biz siz sadece 710 milyar metreküpten söz ediyorsunuz. Daha orada yakın zamanlarda göreceksiniz. Yeni müjdeleri alacağız. Ne kadardır Doğu hocam Akdeniz'de tahmini, yani alacağız. Bizim benim, netice itibariyle ulaşabileceğimiz rezerv. Benim tahminim şu. Biraz önce söyledim. Hazar Havzası gibi düşünülsün. Bir de Karadeniz sınırlarımıza baktığınız zaman gaz hidür yatakları olduğu görülüyor. Gaz hidür sonuçta doğal gazın, yani içerisinde işte metan, etan, propan gibi gaz moleküllerinin katılaşmış, buzlaşmış olarak su moleküllerin içerisine hapsolmuş şekli. Bunlar yarın bir gün biz o teknolojiye sahip olduğumuz zaman, şu an değiliz bize, şu anda değiliz. Ama bunlar şu sinyali veriyor bize. Herhangi bir yerde gaz hidür varsa oraya yakın yerlerde petrol ve doğalgaz var. Çünkü orijin aynı. O da hidrokarbon. Bahsettiğim olay da hidrokarbon. Onlardan kaynaklanan bir oluşum. Nitekim Batı Karadeniz'e bakacak olursanız eğer, bu bahsettiğim gibi gaz hidür yataklarının tam karşısında, Sakarya bölgesinin tam karşısında gaz hidür yataklarını görebilirsiniz. Dünya literatüründe var bu, nerede gaz hidür olduğunu. Ve Karadeniz'in bizim tüm kıyılarımızda, o çok enteresan, bir miktar Gürcistan'ın tarafında var. Mesela Rusya tarafında yok, sadece Kırım tarafında bir bölgede var. Bu şuna emare, Türkiye'nin daha keşfedeceği doğalgaz ve petrol Karadeniz'de mevcut. Yani önümüzdeki yıllarda trilyonlardan söz edersek doğalgazı, kimse şaşırmasın. O zaman herhalde biraz daha fazla bizi ciddiye alırlar o trilyonlar. İnşallah, kaldı ki Doğu Akdeniz'de ayrı bir tabii case olarak karşımıza duruyor. Belki onu da ilerleyen zamanda. Doğu Akdeniz demişken aslında biraz o hukuki boyutunu konuşalım. Çünkü siz az önce hocam şey dedi, yani Karadeniz'de sıkıntı yok hukuki anlamda. Öyle, ama tabii Doğu Akdeniz daha karışık. Örnekte hocam emare olabilir belki. Güney Akçakoca denizaltı havzasında biliyorsunuz özel bir yabancı yatırımcı var. Onların da medyaya yansıyan görüşleri hep olumlu yöndeydi. Bahsettiğim yani. Gaz hidrolü o bölgeden. Evet, aynen. Onlar da bulduğunu bizatihi dile getirdi. Doğu Akdeniz'de de ümitliyiz. Hani Cumhurbaşkanımızın yer yer söylediği bir söz var ya, hani her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır diye. Bu noktada hukuki altyapı birazcık da milli güvenlik ve milli siyaset politikasıyla alakalı olduğunu söylemiştik. Her ne kadar uluslararası anlaşmalarda sınırlar çiziliyor olsa da işte bir devlet egemenlik hakkını kullanarak ben tanımıyorum diyebiliyor. Mesela işte Kuzey Kıbrıs'ta yapılanlar da olduğu gibi. En azından en basit örneği mesela Paris Anlaşması, bir işte karbon emisyon salımlarıyla ilgili 2 derece değil de 1,5 derecede dünyanın ısınmasını tutacağız. Herkes buna para aktaracak. Yaptırımı var mı? Yok. Evet. Yani uluslararası hukuk birazcık güçlü olanın sözünün geçtiği şeklinde ilerliyor. Mesela biz bu Trakya'da kurulacak doğalgaz havzasını inşallah faaliyeti geçtiği zaman, ki en az bir yılı var, o zaman musluğu tutan el olacağız. O zaman gücü elimizde daha fazla hissetmiş olacağız. O zaman daha fazla karar alma noktasında, sismik araştırmalar yapma noktasında daha bir söz sahibi olacağımızı düşünüyorum. Belki Doğu Akdeniz'de hukuk açısından bir miktar daha açıklık yapabiliriz. Doğu Akdeniz'de en uzun kıyısı olan ülke Türkiye. 1577 kilometrelik bir kıyısı var. Ve etrafa baktığınız zaman peşinden işte Suriye, Lübnan, Filistin, İsrail, Mısır, böyle devam ediyor. Libya. Evet. İtalya'nın bir bölüm sanki şeyi var gibi. Şimdi Yunanistan bir parça ve işte Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Uluslararası deniz hukuku
çok net olarak kıta sahanlığını tanımlamış. Münhasır ekonomik bölge kavramını tanımlamış. Buna rağmen Türkiye'nin ikazlarına rağmen Güney Kıbrıs Rum yönetimi belli sahaları kendine göre belirleyerek uluslararası şirketlere arama izni verdi. Evet. Bu tamamen hukuksuz bir durumdu. Orada tartışması gereken olay bu. Türkiye olmaz dediyse de bunlar biz yazarız biz oynarız şekliyle devam ettiler. Kendi aralarında anlaşmalar yaptılar. İsrail Mısır arasında yine gaz platformu kurdular. 4-5 ülke bir araya geldiler. Yunanistan, İtalya dahildi bunlara. Türkiye ise buna karşı çıktı. Şimdi uluslararası ilişkilerde yumuşak güç ve sert güç denen iki tane kavram vardır. Yumuşak güçte dostluk ilişkileri çerçevesinde siz ilişkilerinizi yürütürsünüz. Gerekli yerde taviz verirsiniz, gerekli yerde taviz alırsınız. Menfaat birliği vardır ve bir sürdürülebilir bir yapı vardır. Sert güç öyle değil. Türkiye önce hep şunu dedi, gelin birlikte masaya oturalım, bir konferans düzenleyelim bu konuya ilgili. Uluslararası gözlemciler gelsin, herkes hakkını alsın bölgede. Bunu söyledi, defalarca söyledi. Buna rağmen hayır dediler. Bunun üzerine Türkiye, Libya ile 2019'da Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması'nı imzaladı. Öyle mi dedi? Türkiye bir mavi vatan dediğimiz denizlerde misak-ı milli diye adlandırmış sınırları belirledi. Bu sınırlar için 462 bin kilometre karelik bir bölgedir. 235 bin kilometre karesi Akdeniz'dedir. Buralara dedi benim haklarımı ihlal edecek şekilde bir faaliyet olursa izin vermem. Bunu diyebilmesi için tabii askeri bir gücünüz olacak. Daha önce belki söyleyemiyordunuz bunu. Ama Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği nokta, geldiği nokta artık bunu söyletiyor. Nitekim İtalyan Eni şirketi bizim yapamazsınız izin bölgeye. Güney Kıbrıs Rum yönetiminde evet burada sana izin veririm deyip kazmak için geldiğiniz zaman hemen bizim gemilerimiz gitti, kovdular. Bu kadar çok önemli yani. Orada biz hukuka ters davranmak istemiyoruz. Diyoruz ki herkes gelsin uluslararası hukuk çerçevesinde bu işi çözelim. Baktık ki olmuyor. O zaman biz dedik yok. Yetmedi. Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile anlaşma imzaladık. Onların münhasır ekonomik bölgesi ve bizim münhasır ekonomik bölgemizde artık Türkiye'nin arama, tarama, işlem yapma hakkı var. Sadece bizim değil Kıbrıs'ınkini de yedirmeyiz dedik. Tabii. Yani böyle de bir durum ortaya çıktı. Akdeniz'deki hukuki bu durum bu tartışmalar yaşanırken bir de orada bunlar EastMed diye bir proje ortaya attılar. Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle yaptılar bunu. İşte malum ülkeler hatta burada Yunanistan da dahil oldu. Güney Kıbrıs'ı dahil ettiler. İşte İsrail, Mısır vesaire. O bölgedeki zaten şu anda ispat edilen, çıkarılan doğalgaz İsrail çıkarıyor öteden beri. Mısır çıkarıyor. Güney Kıbrıs'ın da işte o Afrodit vesaire birkaç parselde doğalgaz olduğunu biliyoruz. Peki, onlar ama çıkartamıyorlar. Ama çıkartamıyorlar. Bölgedeki, kullanıyorlar tabii yoksa? İsrail kullanıyor. Elektrik üretiyor. Yarısından fazlasıyla elektriğini üretiyor yıllardan beri. Mısır'ın da kaynağı var. Ama bunu şimdi, ihraç etmek isteseler Ürdün'e etmek istiyorlar. Türkiye'ye evet, muhtaçlar. Ürdün'e vesaire veriyorlar ama bunlar şu anda Türkiye'ye muhtaç olmamak için hatta Türkiye'yi dışarıya bırakmak için bir proje geliştirdiler. Evet. Buradaki amaç mühendisliği de kenara bırakarak, fizibiliteyi de bir kenara bırakarak tam da konuşmamın başında söylediğim ülkelerin enerji politikaları karakterlerini yansıtır diye. Bu karakter Yunanistan'a ait bir karakterdi. Türkiye'yi dışlayan, aslında mühendisi de dışlayan. Çünkü o bölgeden İsmet projesi yaklaşık 809 kilometre denizden ki o deniz Akdeniz ve Ege Denizi'nin bir bölümünü alan. Tamam mı? 1200 kilometre civarında. 1200 oluyor şeye vardığı zaman Yunanistan'a vardığında.
bir deniz altındaki bir projeden bahsediyoruz. Ve o proje o deniz altındaki, o bölgedeki denizin yapısına bakıldığı zaman buna bütün bu alandaki uzmanlar bunun çok zor olacağını, mümkün olmayacağını söylemelerine rağmen. Bir şey daha var hocam orada. Sözünüzü kesmeyeyim. Kaldığınız yerden devam edin de. Türkiye'nin Libya ile yapmış olduğu mülası ekonomik bölgeden de geçiyor. Bizden de izin almak durumunda. Bu önceden planladılar. Önceden biz onu yapmadan önce yaptılar. Bu proje yıllarca bunu konuştular. Çalıştılar, ilan ettiler, toplandılar, finansman koydular vesaire. Ama biz dedik ki ya bunu böyle yapmanıza gerek yok. Çünkü bunun dörtte bire mal olacak. Kıbrıs, Kıbrıs'tan Türkiye'ye zaten hazır boru hatları da var. Karadan yaptığınızla denizden yaptığınızın arası en az 5 kat fark oluyor. Fark olacak. Boru hattında. Maliyet de düşecek ve işletme maliyeti de değişecek. Çünkü denizde ne yapıyorsunuz? İniyorsunuz, çıkıyorsunuz, çok derinlerden geçiyorsunuz ve zor şartlarda geçiyorsunuz. Bütün bunları anlatarak hatta buna ben şeyde New İsmet demiştim. Yani New İsmet projesini öneriyoruz diye. Bunu yapalım madem Amerika desteğini çekti. Çünkü mühendislik açısından doğru değildi. Yani bir mühendislik baktığınızda iki yol var. Birisi 5'te 1'e mal oluyor ve feasible ve ekonomik. Diğeri de 5 katına mal oluyor. Hangisini tercih edersiniz? Tabii ki ucuz olanı ve teknik olarak mümkün olanı tercih edersiniz. Biz de bunu hep savunmuştuk Türkiye olarak. Hatta bu doğalgaza Orta Doğu'daki diğer kaynaklardan da destek verme imkanı da var. O zaman ismini daha da isim şekillendirebiliriz. Ve bu projelerin de sonuçta ne oldu? Olmayacağı görüldü. Bizim seçeneklerimiz daha haklı olduğu görüldü. Ne bizimki yapıldı şimdilik ne de diğeri zaten yapıldı. Dolayısıyla buradan arkasından da hocamın söyledi. Biz Libya ile anlaşma yaptık. Şimdi Libya'ya baktığımızda orada belki birkaç rakam verelim. Libya petrol olarak öne çıkmış bir ülke. 48 milyar varil petrolü var. Bunu satıyor. Buradan da para kazanıyor. İşte Kaddafi döneminde daha çok millileştirildi ve ekonomisini de geliştirdi. Fakat aslında Libya'nın çok ciddi anlamda doğalgaz rezervi de var. Fakat doğalgaz rezervini kullanamamış bir ülke Libya. Bir de iç karışıklıklar, siyasi krizler, şu andaki bölünmüş tablo maalesef bunları da zorlaştırıyor. Yanında hemen Cezayir var mesela. Cezayir ise doğalgazını iyi değerlendiren bir ülke ve daha bu konuda gelişmiş oldu. Eğer Libya bu doğalgazını da değerlendirirse Avrupa için de bir seçenek. Şimdi Cezayir'den gidiyor. Sadece Libya'dan İtalya'ya giden bir boru hattı var. İtalya'da İtalya Eni şirketi başta olmak üzere Libya'da etkin. Yani etkin ülke İtalya. Dolayısıyla Türkiye şu anda orada etkili olmaya çalışan, aslında katkı koyan, yani Türkiye orada oranın barışına katkı koyan, kardeşliğe katkı koyan bir politikası var. Bu çerçevede enerji anlaşması da yaptık. Münhasır ekonomik bölgemizde birlikte çalışma, arama, üretim faaliyetlerini de yapma gibi, taşınma gibi anlaşma yaptık. Buradan baktığımızda bu İSMET projesi zaten artık bizim anlaşmayla hukuken de bir engelle karşılaşacak. Dolayısıyla zaten onun mantığı kalmadı. Geriye ne kaldı? Bizim Türkiye ve Libya'yla yapacağımız çalışmalar hem Libya'ya çok katkı yapacak, hatta ülkeyi birleştirecek, yani barışa katkı yapacak. Çünkü biz barışçıl bir yöntem uyguluyoruz. Diğer taraftan Libya'nın kaynakları doğalgazla kullanılarak belki LNG tesisi kullanır. Orada yok LNG tesisi. Cezayir'de var ve Cezayir dünyaya LNG satıyor. Libya'da bunu yapabilir veya yeni boru hatlarda yapmak mümkün olabilir. Bunu da birlikte yapabiliriz. İtalya'da ortak olabilir. Yani İtalya, Türkiye, Libya mesela ortak bir çalışma yapabilir. Üçlü mekanizma kurulabilir. Buradaki değerlendirdiğimizde Doğu Akdeniz'de yeni bir Akdeniz'de farklı şeyler gelişiyor. Yani farklı gelişmeler oluyor. Tabii Türkiye bunun arkasından diğer komşularla olan ilişkiler yeniden güçlendirince bu projelerin hayata geçmesi de daha da kolay olacak. Yani dış politikayla birlikte paralel gittiği için işimiz kolaylaşacak. Libya'nın Trablus yakınında hocam Sirte Havzası var. Bu Kaddafi'nin de memleketi. Sirte Havzası'nda bu Amerika Birleşik Devletleri'nde bir merkezin açıklamaları, Doğu Akdeniz'de onlar açıklamışlardı. Onlar diyor ki en kötü ihtimalle 7.3 milyar varil petrol ve 5.9 trilyon metreküp doğalgazdan bahsediyor. Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi. Evet, Jeoloji Merkezi. Bu en düşük rakam ama. 5.9 trilyon hemen hemen. Tabii ama en düşük diyor. Daha yüksek söylüyorlar da. Bu diyor kesin en kötüsü diyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir havzadan bahsediyoruz. 7.3 milyar varil en düşük ihtimalle petrol var. Biz hani petrolü konuşuyoruz. Türkiye'nin işte malum rezervi 150 milyon konuşurken. Orada 7.3
milyar varilden bahsediyoruz. Diğer taraftan da Hayna Havza'dan bahsediyoruz. Bu münhasır ekonomik bölge içerisinde zaten Trablus açıklarındaki deniz bölgesi ve 5.9 trilyon metreküp doğalgazdan bahsediyoruz. Türkiye kendi ülkemizin karasal ya da deniz alanlarında araba faaliyetlerini yaparken artık sahip olduğu bu potansiyeli, kapasiteyi, insan gücünü, teknolojiyi, filosunu artık diğer ülkelerle, diğer ülkelerin faaliyetlerinde kullanmaya hazır hale geldi. Yani bir tecrübe kazandı. İşte Libya'da bunu Libya ile birlikte yapabiliriz. İşte diğer tarafta deniz alanlarında başka ülkelerle, komşu ülkelerle yapabiliriz. Bu da dikkate almak lazım. Yani Libya ile yapacağımız faaliyetlerde, yani Türkiye sadece kendinde var olanı çıkarmak değil, başka ülkelerde arama, ortak proje yapma sayesinde aslında bir anlamda doğalgaza sahip olmuş oluyoruz. Ve kazanç elde etmiş. Evet, bu da çok önemli yani. Sonuçta daha önceden başka ülkelere milyar dolar vererek araştırma yaptırırken şimdi tersi olan bir duruma gelmiş durumda. Cezayir'de de bu arada bir anlaşma Türkiye. Tabii biz Cezayir'de zaten LNG alımı yapıyoruz. Zaten Cezayir LNG ihraç eden bir ülke. Biz de Cezayir'den LNG alıyoruz. Diğer ülkelerden de alıyoruz. Bizim 16 hatta sayı 20'ye doğru yaklaştı. 20 civarında. Ülkeyle enerji işbirliğimiz zaten var. Bir de yani şöyle bir dikkat edin. Aslında bu İsmet projesinin hayata geçirmesi için planlı adımlar atıldı daha önceden. Ne yapıldı? Türkiye ile Mısır arasını gerdiler. Evet. Yani bu tesadüfen olan bir şey değil. İsrail ile Türkiye arasını gerdiler. Yani dikkat edin. Belki başlangıçta Türkiye bunun farkına o sırada hemen varamadı ama artık şimdi çok farkında. Onun için bu gerginlikleri bir tarafa bıraktı. Peki bu gerginliklerin bitmesi bizim Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımıza rahatlatacak elbette. Yani çok rahatlatacak. Evet. Yani yeni anlaşmalar önümüzde olabilir. Belki İsrail'le anlaşma, belki Mısır'la anlaşma. Yani onlarla beraber mi arama yaparız? Elbette. Hem arama hem de bunun çıkartıp lojistiğini yapabilme. Ellerinde bir kıymet var. Evet. Bunu değerlendirmek istiyorlar ama biraz önce hocanın da bahsettiği gibi bizim üzerimizden geçecek bir projenin 4 katı bir fiyata başka bir projeyi gündeme getirmişlerdi. Evet. Tutmadı. Tabii. Hocam hatta biliyorsunuz biz şöyle yaklaşıyoruz, yine söyleyeceğim. İsmet projesinin alternatif projeyi söylerken Türkiye Yunanistan'ı da dışlamıyor. Elbette. Kahraman Bey, yani onlar bizi dışlamak istiyor ya, Türkiye diyor ki Türkiye'den Yunanistan'dan Avrupa'ya gitsin. Yani Yunanistan da bu projenin bir parçası olsun. Amerika'nın mı işine gelmediği için biraz Yunanistan'la Türkiye ilişkileri geldi? Yani olabilir. Olabilir tabii. Bence tamamen o olay şu. Bakınız, bölgesinde ve dünyada gelişen küresel güç olma yolunda ilerleyen bir Türkiye var. Ben hep şunu söylüyorum. Bir 4-5 yıl sonra iki misli bir Türkiye görürse kimse şaşırmasın. Çünkü yetişmiş insan gücü bakımından teknolojik altyapıya sahip olmak, kendi özgün patentleriyle, kendi özgün projeleriyle yatırım yapma kabiliyetine sahip olması bakımından, güvenilirliği bakımından, yani Türkiye, dünya biliyor ki sözün neri bir ülkedir. Bir şey söylemişse arkasında durur, evet. Zikzak çizmez. Aynen. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman Türkiye'nin önü açılıyor. Şimdi düşünün, 10 bin kilometreden gelip mal satması var birisinin. Aynı kalitede, belki daha iyi bir kalite malı siz de bir iki saat içerisinde ulaştıracağınız bölgeler var etrafta. Evet. Pazarın elinden alıyorsunuz sonuçta. Türkiye'nin gelişmesi elbette istemeyeceği. Dahası bir Türk dünyası oluşuyor. Bunun korkusu var. Türkiye'nin onun için ileriye gitmemesi gerekiyor. Patinaj yapması gerekiyor. Türkiye bunu kırdı. Ama hala bununla ilgili plan program açık açık da ortada. Gündemde yani. Amerika bizim güya en iyi dostumuzdu. Ama şu anda Türkiye'de bir güvenlik araştırması yapılsın bakalım bizde kaç Amerika'ya olan güven. İşler değişti. Türkiye artık diyor ki ben
gücüme mütenasip özgün dış politika güderim. Evet. Hatta Cumhurbaşkanımızın meşhur bir söylemi var ya, dünya beşten büyüktür şekliyle. Yani dünyada başka ülkeler var. 200 civarında ülke var. 3 tane, 4 tane, 5 tane ülkenin deyimiyle bu işler olabilir mi? Adaletsizlik, haksızlık oluyor. Türkiye güçlendiği zaman bunu söyleyebilecek yapıya ulaşacak. Türk dünyası şekillendiği zaman çok farklı olacak. O zaman sadece Türkiye konuşur olmayacak. 350 milyonluk bir Türk dünyası var. Dünyada yaşayan Türk dünyası ile ilgili, evet, şeye baktığın zaman, nüfusa baktığın zaman. Çok önemli şeyler bunlar. Ama artık öyle gözüküyor ki kimse pek kolay önde duramayacak. Geçelim mi biraz isterseniz yenilenebilir enerji konuşalım, ne dersiniz? Yani şimdi sonuçta dünyada şöyle bir herhalde gerçek de var, bu fosil yakıtlar bir gün hani tükenecek diyoruz tabii, evet, ne zaman olacağını bilmiyoruz ama ülkelerin yenilenebilir tükenmeden enerji tükenmeden değeri kaybolacak diyelim. Yenilenebilir enerji de tabii küresel ısınma, iklim değişikliği tabii problemleri de bunlar da var. Hatırlarsak bir kötü, giriş yapalım sizinle. Kötü komşu öyle hani ev sahibi yaptırır, mal sahibi yaptırır. Demin dedi ki Avrupa 150 milyar dolar ayırdı diye, bildiğim kadarıyla hocam hidrojen çalışmalarına da ağırlık verdiler. Hani tabii. Belki bu döneme denk gelmiş de olabilir ama bir yoğun bir çalışma söz konusu Kahraman Bey. Şöyle hani hidrokarbon kullanımına terk etme noktasına, karbon emisyon sebebiyle, salınımı sebebiyle şöyle bir atılım oldu. İçten yanmalı motor yasakları başladı. 2030'da Almanya, ondan sonra 2035 Fransa, İngiltere, işte Amerika, Güney Kore, Japonya. Bu saydığımız ülkeler sokakta gördüğümüz arabaları üreten ülkeler. Hal böyle olunca mecburi bir hidrojen olsun, elektrik olsun, elektriğe geçiş olacak. Bu sadece tabii hidrokarbonun günlük hayatta kullandığımız boyutu. Evet. Diğer sektörlerde mahfuz, orada hidrokarbon kullanmaya devam edecek. Evet. Sanayi olsun işte, yine elektrik üretimi amaçlı. Yani oranı düşecek, biraz önce bahsetmiştim. Söylediğiniz gibi Avrupa Birliği aslında hem kaynakları olmadığı için hem de toplumun baskısıyla aslında çevreci bir enerji politikasına en yakın bölge olduğunu da söylememiz gerekiyor. Öyle, öyle. Yani Avrupa Birliği bu konularda başta geliyor. Öncü. Bu anlamda da Yeşil Mutabakat, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat Anlaşması'nı, Yeşil Mutabakat'a geçti. Ve burada dedi ki 2030'a kadar aslında bu Ukrayna krizi olmasaydı bunlar hedefler adım yakın adım olacaktı. Sera gaz emisyonlarını %55 azaltmak, arkasından da 2050'de sıfırlamak, aynen, nötr dağısı olmaktı. Şimdi Avrupa Birliği'nin elektrik şeyine şöyle baktığımızda şöyle görüyoruz. Avrupa elektriğini %24 nükleerden sağlıyor. Doğalgazdan %30-35 arasında. Yenilenebilir 37,5. Yani bayağı elektrikte ilerlediler. Kömür %10. Şimdi ne yapmak istiyor? Kömürü bir defa 2030'da sıfırlayacak. Ama 2050'de de fosilli sıfırlamak hedefi var. Yani dolayısıyla petrol ve gazı hemen bırakamayacak. O devam edecek. Ama oranı biraz daha düşecek. Hidrojende de mevcutta hidrojeni %2 aslında enerji karmasındaki oranı. Fakat bunu 2050'de %14'e yükseltmek istiyor toplamda. Ve mesela şu kararlar var. 2024'e kadar 6 gigawattlık ve 2030'a kadar da 40 gigawatt yenilenebilir hidrojen üretim şeyine, elektrolizörler yapılması kararları aldılar. Yani sonuç olarak Avrupa da 3-4 ülke hidrojen yol haritasını zaten açıkladı. 2030'da nereye varacaklar, 2050'de nereye varacaklar diye. Bizim de tabii bu konuda çalışmalarımız ülke olarak devam ediyor. Ben de kendi aramda hidrojen yakıtlar, yanma ve hidrojen çalışan bir bilim insanı olarak takip ediyorum. Ve bu çalışmaların da içerisinde elimizden geldiği kadar katkıda bulunuyoruz devletimizin çalışmalarına. İnşallah yakın zamanda da umut ediyoruz ki Türkiye'de hidrojen yol haritasını, stratejisini açıklayacak. Bu şunu getiriyor, sektörlere bir yol gösterici oluyor. İnsanlar, bu alanda çalışanlar, yatırım yapacak olanlar önünü görerek bu alana yatırım yapmaya başlıyorlar. Hidrojen alanına yatırım yapmaya başlıyorlar. İşte yenilenebilir enerjide ilerledik. Yani iyi gidiyoruz. Daha gideceğimiz yol var ama şu anda Türkiye elektrik üretiminde kurulu güç bakımından belki bu da güzel bir bilgi, haber. 103.541 megawata ulaştığı için 100.000'i geçen 14 ülkeden biri oldu. Evet. Yani dünyada 14 ülke 100.000 kurulu gücü geçti. Ki 2022'nin 6. ayında 2023 hedeflerini yakalamıştı. Evet. Yani
ihtiyaca göre kurulu gücü var. Yani bundan 6 ay önce 2023'ün sonunda ulaşacağı hedefi yakalamıştı. Evet. Yani Avrupa'da 6. dünyada 14 ülkeden birisi olduk. Bu hani güzel bir gelişme. En büyük payı da hidrolik yani. Bir de şey var, kurulu güce baktığımızda şu an son rakama ben direkt söylemek istiyorum. Mesela %30.5'i hidrolik, %24.4'ü doğalgaz, %25 civarında doğalgaz. Bu sevindirici bir durum çünkü ithal ediyoruz. %21.1'i kömür, %11 rüzgar, %9 güneş, %1.6'sı jeotermal. Fakat üretimde öyle değil tabii bu. Kurulu güç kompozisyonu ayrıdır, üretim farklıdır. Evet. Üretimde ise mesela doğalgaz birinci sıraya çıkıyor, %33.5'a çıkar. Kömür ikinci sıraya yükseliyor. 3'ten yüzde işte o da 30. Ama hidrolik 17'ye düşüyor. Fakat buradaki dikkat çekici konuşudur. Yani toplam kurulu güç içerisinde hidroliği de dahil edersek hidrolik eskiden beri olan bir şey. Hidroelektrik santraller Türkiye'de de var ama gittikçe de potansiyeli artırıyoruz. Güneşi ve rüzgarı ve jeotermale dahil ettiğimizde %50'yi geçtik. %53 civarında. 54.21 kurulu güç olarak. Yenilenebilir enerjinin payı 54.23 54.23 kurulu güç olarak. Kurulu güç olarak. Fakat üretimde o kadar olmuyor. Bazı aylarda olur. Mesela bazı aylar olur ki bu ay yenilenebilir %60 olabilir. Bazı aylar %40 olabilir. Ama toplamda kurulu güç olarak geçtik. Fakat üretimde o oran olmuyor. Biraz daha 50'nin altındayız. 42.3. Aynen. Yani dünyada elektrik üretiminde yenilenebilirin payı Türkiye %42.3 civarında. Bazı ülkelerde %100, bazılarında %5'tir. Burada, hocam doğalgazı düşürebilecek bir kalem daha yeni eklenecek. 2023'te birinci reaktör Akkuyu'da 1200 megawatt. Evet. 2024, 2025, 2026 diğer 4 reaktör toplamda 4800, çok büyük bir rakam hocam. Tabii o da etki yapacak ama işte biraz önce söyledik. Güneşteki 5 kata çıkarma ve rüzgardaki 30 bine çıkmayı gerçekleştirdiğimiz vakit bu denklem değişecek. Bir de sıfır karbon yani. Burada. Bir de şu var. Yani Türkiye'nin hareket kabiliyetini artan en önemli unsurlardan birisi yenilebilir enerji teknolojileri de sahip olması. Evet. Yani rüzgar türbinlerinin üretilmesi, güneş panellerinin üretilmesi ve onların normal sisteme üretilen elektriğin dönüştürülüp iletilmesi teknolojilerine artık Türkiye'ye sahip. Bir de insan gücüne sahip. Yenilebilir enerjiye bu şekilde yatırım yapması Türkiye'nin çok önemli bir tercihidir. Çünkü Türkiye'nin de altına imza attığı bir Paris Anlaşması vardır. Evet. İşte 2030, 2035, 2040, 45, 50 hedefleri var. Karbonsuzlaştırma projesi içerisinde kendi üzerine düşen görevi de yapma sorumluluğu var. Bunu da hesaba katarak bir taraftan yenilebilire yatırım yaparken bir taraftan nükleere yatırım yapıyor. Yani hidrokarbondan mümkün olduğu kadar çıkmak istiyor. Yenilebilir enerji potansiyelimizi henüz tam kullanmış değiliz. Hocam aslında biraz önce belki gözden kaçtı. 48 bin megawattlık bir rüzgar potansiyeli. Aslında bu 55-60 da verimlilik esasına göre konuşuyorsunuz. Onlar da ayrı bir olay yani. Evet. Dolayısıyla Türkiye'nin önü bu konuda da açık. Ve şu da var, Türkiye enerji talep artışında OECD ülkeleri içerisinde birinci sırada, dünyada da ilk 2-3'e giriyor. Hatta Çin'den sonra bazen ikinci oluyor. Enerji talep artışından söz ediyoruz. Nedir, niye enerji talep artışı olur? Evlerinizi zaten kullanıyorsunuz. Peki artış nereye gidecek? Artış sanayiye gidecek. Yani Türkiye gelişen, büyüyen bir ülke ve ne kadar ucuza mal ederseniz tabii ki bunu yerli imkanlarla ürettiğiniz enerjinin fiyatını sonuçta siz belirliyorsunuz yani. Sanayiye ne kadar daha uygun fiyata bunu temin ederse üretimde rekabet üstünlüğü sağlar. İhracata çok önemli bir katkıda bulunmuş olur. Meseleye biraz da bu gözden bakmak lazım. Yenilebilir enerji faaliyetleri içerisinde Avrupa'da ya 5. ya 6.
o civarlarda çok önemli adımlarını attı Türkiye. Yani bir Avrupa Birliği hani Türkiye'yi sorguluyor da kendi hallerine baksınlar. Evet. Türkiye pek çok alanda pek çoğundan çok önde zaten. Hidroelektrik. Hidroelektrik ayrı bir şey. Türkiye bir su fakiri ülkedir. Ancak yine de mevcut akarsularına gem vurup barajlı barajsız sistemler yapıyor. Evet. Hocam zaten ifade etti. Kurulu gücün %30'dan fazlası hidroelektrik ama üretimde %17'ye düşüyor. Evet. Yarıya düşüyor bu yani. Verimlilik dediğimiz bir olay vardır. Yani hidroelektrik santrallerinin ortalama verimi %30-35 arasında yıllıktır. Bir de emrahmadelik durumu var. Hani emrahmadelik durumu var. Bir de iklim şartlarına göre oluşuyor. Yani o bakımdan Türkiye hemen buna bütün enerjide bütün yumurtaları aynı sepete koymamak için kaynak çeşitliliği, arz güvenliğinde kara günde kullanabileceği enstrümanları devreye aldı. Hocam da çok iyi bilir, kendi alanlarından bir tanesidir. Türkiye 1950'lerden beri bir nükleer serüvene girmiş durumda. Evet. Bu serüven içerisinde günümüze kadar en son hani doğrudan ihale verilmesi noktasına kadar 7 ya da 8 tane ihale yapıldı. Türkiye'de nükleer santral kurulsun diye. Ve hepsi bir şekilde iptal edildi. Adına ne derseniz deyin. Araştırmacılara açık soru. Araştırsınlar, bulsunlar. Baktık ki gene olmuyor. Ama Türkiye'nin de ihtiyacı var buna. 2010 yılında o zamanki başbakanımız, şimdiki cumhurbaşkanımız bir karar vererek dedi ki doğrudan Rusya ile el sıkıştı. Şimdi peşinden de zaten biliyorsunuz tekrar Rusya ile ilgili sıkıntılar çıkarttılar. Hocam, sırf aynen. Çok araya girdim, kusura bakmayın ama buradan devam edelim. Bir izninizle bir ara verelim. İzleyicilerimiz de bir soluklansın. Kaldığınız yerden peki. Devam edeceğiz. Araya gidiyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Hemen başlayalım. Hocamızın sözünü kesmek zor. Balla keselim. Balla kestik diyelim daha doğrusu. Tam da böyle hararetli anlatıyordu hocamız ama yine aynı motivasyonla kaldığımız yerden devam edeceğiz hocam. Nükleer santralleri konuşuyorduk. Orada yine Türkiye'nin önüne konulan engellerden bahsediyordunuz. Türkiye dediğim gibi 7-8 defa ihaleye çıkıp iptal edilmiş değişik sebeplerden dolayı ve Türkiye'nin bir nükleer santrala sahip olmasının önü tıkanmıştı. Öyle ki daha da enteresan olan bir şey var. Hacettepe Üniversitesi'nde nükleer mühendislik bölümü vardır. Oradan mezun olup da hiç reaktörde çalışmayan, reaktörü görmeyen emekli olan insanlar oldu. Şimdi tabii 2010'daki tercih çok önemli bir tercihti, stratejik bir tercihti. Ve hesaplamalara göre de 2018 yılında ilk reaktör, 4 tane reaktör kuruluyor aslında yani Akkuyu'ya şu anda. Hı hı. Bir tane değil, 4 reaktör kuruluyor. Her biri 1200 megawatt gücünde ve 4'ünde inşaatı devam ediyor şu anda. Tabii öncelikli olarak 2018 yılında devreye girmesi gereken reaktör 2023'e ertelendi. Neden? Sebebi neydi? Rusya ile Türkiye arasındaki bu ilişkinin bozulmasına yönelik atılan adımlarda hatırlayacaksınız. Bir tanesi bir Rus uçağının Türk pilotlar tarafından düşürülmesi, Rus Büyükelçisi'nin Ankara'da katledilmesi ki sonradan bunların da FETÖ bağlantılı olarak kasıtlı yapıldığı ortaya çıktı. Bu yani akıl alacak gibi değil bir durum. Buna rağmen ferasetli bir karşılıklı politika ve irade sonucunda kaldığı yerden devam etti proje. Ama 5 yıl ertelendi. Yani Türkiye'de üretilecek olan enerjinin, Türkiye'nin dışarıya enerji için verdiği dövizleri şunla bunlar düşecek olursanız önemli bir şeydi. Sonuç geldiğimiz noktada nükleer santralimiz inşallah o da yine Cumhuriyetimizin içinde bulunduğumuz bu 2023 içerisinde bir ünitesinin ilk 6 ay içerisinde devreye alınması, belki ilk 3-4 ay içerisinde devreye alınması söz konusu. Ne bakımdan önemli bu derseniz eğer
Birincisi bir kere moral motivasyon bakımından çok önemli. Yani Türkiye bir nükleer santralı kurma noktasında katkı sağlayabiliyor ve işletimini yapabiliyor. Yapılan hesap kitap notu sonucunda da çok sayıda Türk mühendis eğitimini aldı Rusya'da. Bir bölümü hala devam ediyorlar ve işletim sistemlerinde ağırlık olarak bu kişiler yapacaklar. Peşinden ikinci bir proje olarak Sinop'daki proje vardır biliyorsunuz. Sinop'taki İnceburun'daki bu projede yine 4 reaktörden oluşuyor. O da Japonya, Fransa, Türkiye ortaklığıyla ve Türkiye'nin burada epey bir katkısı olacak. Yani teknik teknoloji açısından. Teknoloji transferi de olacak. Tam da öyle. Ve bir Türk-Japon Üniversitesi şu anda kuruluyor. Bunlar çok önemli adımlar. Hepsi ileriye dönük adımlar. Ve bu reaktörlerin ömürleri de 60 yıllık ömürlerden söz edin. Hatta özel bakımla bunu uzatabiliyorsunuz. Tekim 40 yıl ömrü olanları 60 yıla çıkarttılar. Şimdi üçüncü ise bu sefer Trakya'da. İğneada'da kurulması ilgili üçüncü bir şey var ki proje var ki orada da ağırlıklı yerli ve milli bir yapıda reaktör Türkiye tarafından yapılması şekliyle İnandır. Bir irade var. Bunlar çok önemli bir şey ve cesur adımlar bunlar. Bir reaktörün 550 bin civarında parçadan oluştuğunu dikkate alırsanız ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. Yani o kadar farklı parçalar bir araya geliyor ve bir atom reaktörünü oluşturuyor. Türkiye bu noktada deneyim kazanıyor. Bu deneyimde daha sonra kendi imkanlarıyla üreteceği reaktör geliştirmelerinde kullanacak. Nitekim şu anda içinde bizim naçizane üniversitenin hocalarından Sümer Şahin hocam da bulunduğu. Şu anda Türkiye milli bir reaktör prototip, reaktör gelişim projesinin üzerinde çalışıyor. Devlet tarafından fonlanan bir projeyle çalışıyor şu anda. Yani artık biz de kendi reaktörümüzü yapabiliriz. Adımlarını atıyoruz. Buna inanıyoruz. Onun için bu çok önemli. Bir de tabii bunlar devreye girildiği zaman işte diyelim ki biraz önce bahsettik hidroelektrik santrallerinden. İklim iyi gitmedi, üretim düştü. Reaktörde, nükleer reaktör öyle bir şey değil. Kaç birim planlamışsanız eğer o kadar birimi verim olarak alırsınız. 7/24 çalışır. Sadece çalışmadığı zamanlar yakıt değiştirmek için o birkaç gün. Toplamda 8000 saati bulabilir yani yılda. Çok rahat yani. Hal böyle olunca bir kere stratejik bir yapı bunlar ve o teknolojiye sahip olma noktasında yan sanayiniz gelişiyor, insanınızın yapısı değişiyor. Kaldı ki nükleer enerjiden her ne kadar dünya vazgeçecekmiş gibi biraz önce yeşil enerji mutabakatından söz ettik. Vazgeçecekmiş gibi görünüyorsa şartlar öyle gitmiyor. Gitmiyor evet. Şu anda nükleer enerjiyi yeşil enerji kategorisinde desteklenebilir bir kategoriye aldılar. Almanya pişman. Evet, çünkü yani. Sera gazı emisyonu yok. Sıfır emisyon. Sıfır emisyon. Hakikaten temiz enerjidir. Güvenlikle ilgili bazen böyle gündeme geliyor. Asıl güvenlik ve bir de radyasyon açısından evet. Şeyler var. Güvenliği iki türlü. Bir süreç. İnsan sağlığı açısından güvenli, bir de teknolojik olarak bunu acaba idare edebilecek bir yapıda mıyız şekliyle bir yapı var. Bir kere Türk insanına güvenmek lazım. Altını çizerek söylüyorum. Türk insanı istedikten sonra her şeyi yapabilir. Dünyada da zaten bilim insanlarımızın birçok alandaki rüştünü ispatlamaları da bu yüzden oluyor. İkincisi radyasyon açısından söylüyorlar. Sadece bir örnek verirsem yeter herhalde. Buradan Washington DC'ye uçmak için uçakta yolcu olarak alacağınız radyasyonun bir yılda %1'i kadar bir radyasyon etkisi var bir nükleer reaktör. Açsınlar bilimsel çalışmalar görsünler. Kömür santrallerinden çok az. Onlarda da inanılmaz bir şey. bir
BT çektirin. Aynen. Dağıt göt. Kat kat fazlası. Öyle böyle değil yani. 20 katı alıyorsunuz. Bir nükleer reaktörden dolayı bir yılda aldığınız radyasyondan. Dolayısıyla bir kere onu bir yere koymak lazım. Bir de tabii saklama atık, nükleer atık yönetimi diye bir kavram vardır. Atık yönetiminde de artık yeni teknolojiler gelişti. Hatta tekrar işleyip bir daha sisteme alabilme yönünde de çalışmalar var. Ama hocam da söyledi, benim de her yeri tekrarladığım şeydir. Acaba benden mi öğrendi diye de birazcık söyledim. En pahalı enerji olmayan enerjidir. Her yerde söylerim. Evet. Ya bir kere şu anda Avrupa'nın durumu düşün. Elinde para var, enerji arıyor. Bulamıyor. Yeter miktarda bulamıyor. Sıkıntı bu. Onun için Türkiye'nin kaynak çeşitliliği açısından nükleere olan yatırımı ve gelecekte ki bir başka adım sonra da arada konuşuyorduk arkadaşlarla. Nükleer yakıtlar bakımından da özellikle toryum açısından Türkiye dünyanın en zengin yataklarına sahip ülkelerden bir tanesidir. Evet. Dolayısıyla onu da işleme noktasında eğer siz yeter miktarda tecrübeye, teknolojiye sahip olursanız kendi özgün reaktörlerinizi kendi toryumunuzda çalıştırabilirsiniz. Bu da önemli. Diğer nükleer silah kavramını ayrı bir yere tartışmak lazım. O ayrı bir şey. O bir şeydir. Devlet iradesidir. Devlet iradesini ortaya koyarsa o da olur ama niye olsun? Bizim ona ayıracak ne zamanımız ne de biz barışçıl amaçlı enerji nükleeri barışçıl amaçlı kullanmak lazım. Nükleer enerji herhangi bir enerji barışçıları rakip, dedik ya. Hocamızın o ifadesi de bayağı dikkat çekiyor. Herhangi bir enerjiye rakip değil, tamamlayıcı. Tabii. Bir bütünün tamamlayıcısı. Evet. Alternatif enerji olarak dikkate almak lazım. Yenilebilir kaynaklarda gene öyle değerlendirmek lazım. Hocam siz füzyona geçmeden bir yapacak olsak mesela hani bu feyzat yaptı, Almanya tamamen bıraktı ama Fransa burnunun dibine %70'in elektriğinin nükleerden karşılıyor. 76. Tabii. Rakam böyle. Evet. Hayır, bir şey daha belki de onu bir noktayı da açmak istiyorum. Nükleer teknoloji deyince sadece enerji üretmek için kullanılan o büyük reaktörleri düşünmeyin siz. Nükleer denizaltılar var. Tabii. Nükleer uçak gemileri var. Nükleer uzay araçları var. O kadar çok yaygın bir şey. Tıpta kullanıyorsunuz, tarımda kullanıyorsunuz, arkeolojide kullanıyorsunuz. Çok geniş de bir yelpazesi var ayrıca nükleer teknolojiye sahip olduğunuz zaman bunlara dışarıya para verip almak yerine siz kendiniz kaynaklarınızı üretebiliyorsunuz. Bu Akkoyun'un da en güzel hani ilk nükleer reaktörümüze sahip oluruz. İlk nükleer santralimiz. Bence ondan daha büyük bir kazanım varsa bu da iş gücü kazanımıdır. O Rusya'daki politeknik üniversiteleriyle yapılan anlaşmalarla kendi yerli, milli ve bu noktadaki iş gücü açığımızı kapatmış olacağız. Tabii bu da yeni teknolojilere yansıyacak. Var mı hocam nükleer santraller? Şöyle ki yani şimdi dünyada nükleer reaktörler konuşuyoruz. Şu anda zaten fisyon reaktörleri malum dünyada 450 mi hocam şu anda? 450'ye yakın 450 ve hayır kurulma aşamasında devam eden 80 üzerinde reaktör var şu anda. Çalışan 450 civarında reaktör. Türkiye'deki bunlar fisyon reaktörleri. Tabii bunların ikinci aşamada da toryumdan hocam da bahsetti. Türkiye'nin de toryumda dünyada ikinci sırada olmuş olmasına dikkate aldığımızda eğer ki toryum reaktörleri hayata geçirilebilirse bir sonraki adım olarak bu bizim için çok büyük bir fırsat olabilir. Zaten şu anda toryumu da hocam uranyumla karıştırarak hibrit yakıt olarak kullanılmaya başlanan santraller aslında var. Bunu karıştırarak kullanmak. Daha sonra da toryum reaktörler. Hatta su kenarında olmadan işte ergiyle tuzla çölde bile soğutma yerler, sistemlerine göre yeni teknolojide öyle teknolojiler var. Yani küçük nükleer füzyondan önce aslında bu var. Yani şu anda prototipleri yapıldı, çalışanlar vesaire derken toryum reaktörler, nükleer füzyon son günlerde gündeme bir anda haber oldu ama nükleer füzyondan tabii hocam da bahsedecek şimdi, muhakkak. Nedir yani onu bir isterseniz yani sonsuz ve temiz bir enerji midir nükleer füzyon? Tabii ki temiz enerjidir. Sonsuza varacak. Sonsuz dememiz mümkün değil. Güneş bile sonsuz olmadığına göre sonsuz yok yani ama bizim açımızdan baktığımızda aslında güneşle de doğrudan bağlantılı olan güneşin dünyadaki küçük çok küçük bir prototipi nükleer füzyon. Aslında güneşte, yıldızlarda her milisaniyede
milyonlarca hidrojen atomu birleşiyor, atomları kaynaşıyor ve muazzam yüksek sıcaklıklarda, ki güneşin merkezinde 15 milyon Celsius santigrat derece civarında bir sıcaklıktan bahsediyoruz. Böyle bir ortamda bu bir birleşme, atomların, çekirdeklerin birleşmesi, kaynaşması, füzyon dediğimiz reaksiyon bu. Mevcut santraller, Türkiye'deki de santraller dahil olmak üzere, bunlar da parçalanma, ayrışma reaktörleri. Tam birbirlerinin ters olmuş. Ters oluyor. Ters oluyor ama bu olurken ne oluyor? Diğerinde bunu gerçekleştiriyoruz. Fakat bunda çok yüksek sıcaklıkta bir ortam lazım. Evet. Bu sıcaklık ortamını, dolayısıyla onlar normalde bu izotoplar pozitif yüklüler ve birbirini çok itmek istiyorlar. Bu hidrojen atomları birbirini itmek istiyor. O aşırı itme isteğini yüksek sıcaklık ve oluşan yüksek basınç kaynaştırıyor. Ve ondan dolayı da diğer füzyondan 4-5 kat daha fazla enerji açığa çıkıyor. Ve bu birleşme sonucunda helyum oluyor. Yani sonuçta güneşteki, güneş sistemimizdeki enerjimizin kaynağı, zaten güneş sisteminin %99'u güneş. Orada olan olay dünyada yapmaya çalışılıyor. Bu konuda çok çalışma var. 30'a yakın proje var. ITER var, işte şeydeki Fransa'daki çalışmadan bahsediyorum. Onun dışında İngiltere'de var. Aslında uzak doğuda çalışanlar var. Birçok ülkede çalışılıyor. Teorik çalışanlar var. Fakat bu en son bu şeydeki bu haber olan şey Lawrence Livermore laboratuvarında bir açıklama yaptılar. Bunu da Amerika Enerji Bakanlığı da destekledi. Bu haber oldu ve dünyada yankı yaptı. Bu şunun için mi haber oldu hocam? Ben not da almıştım. Yani evet. İşlem için gereken enerjiden daha fazlasını üretmeyi başarmış. Evet, yani şimdi enerjinin korunum yasası devam ediyor. Enerji, ekstra bir enerji alınmıyor. Fakat verdikleri, yani ekstradan verdikleri enerjiden daha fazla. 2.1 megajül verdik ve 2.5 megajül, yani biraz daha fazla, %20 fazla enerji aldık diye bunu ilan ettiler. Bu diğer şeylerden, deneylerden farklı olduğu ortaya çıktı ve bu bir farklı bir gelişme. Yani bilim adına laboratuvar çapında çok önemli bir gelişme. Fakat bu enerji 10 tane kettle'da su ısıtabilecek kadar enerji. Yani burada yapılan enerji bu kadar. Dolayısıyla hatta ben hesap etmiştim, 60 gram falan kömürün vereceği enerjidir. Yani laboratuvar olduğu için söylüyorum. Bunun tabii ki bu çok muazzam bir başarıdır. Değerli başarı. Daha önce %0.7 idi. Yani %100 veriyor, ekstradan veriyorsunuz, 70 alıyorsunuz gibiydi. Ekstradan verilen enerjiden bahsediyorum. Yoksa o birleşmede çıkacak nükleer enerjiden bahsetmiyorum. Dolayısıyla bu başarı bir umut oldu tabii. Eğer bu füzyon reaktörleri gerçekleştirilirse, orada yapılan deneyde bir karabiberin bir tanesini düşünün. Onun içerisine mikron seviyesinde işte hidrojen izotoplar yerleştiriliyor. Hidrojen elementler yerleştiriliyor ve orada 192 tane laserla odaklanarak 150 milyon Celsius diyorlar. O kadar milyonlarca derece sıcaklığa ulaşarak orada bu füzyonu gerçekleştirdiler. Bu reaktörler gerçekleşirse tabii ki, ticarileşirse nasıl olacak bu? Burada ısı elde ediliyor. Aslında burada elde edilen ısı enerjisi ne yapılacaktır? İşte suyu buharlaştıracak. Daha sonra bu buhar, Rankine çevrimi diyoruz biz ona. Buhar türbününe girecek. Buhar türbününde genişleyip mekanik iş elde edeceğiz, enerji elde edeceğiz. O da jeneratörü çalıştırıp elektrik üretecek. Evet. Tabii o ısıdan termokimyasal yöntemle hidrojen üretebiliriz. Bu ısıdan başka türlü yararlanabiliriz. Onlar mümkün. Fakat sonuçta ısı ürettikten sonraki aşamalar diğer nükleer santrallerle, diğer kömür santralleriyle ya da doğalgaz santrallerinden farklı bir yapı değil. Sonraki süreç tamamen bizim çok uyguladığımız bir yöntem. Burada bunu başarmış oluyorlar. Eğer başarırlarsa bir avantajı da şu olacak. İşte diğer santrallerdeki, biraz önce de gündeme geldiği gibi, radyasyon atıkları, ürünlerinin olması. İki, bunların uzun süre, işte onlarca yıl, binlerce yıl belki uzun süre kalmaları. Başlı başına bir sektör hocam bu işletmeden çıkar. Bir de kaza olduğunda işte reaksiyonun durdurulamaması gibi riskler var. Yani şu andaki mevcut santrallerin. Ama bunda bunlar yok. Yani bir alternatif şey, radyoaktif atıkları çok az ve uzun ömürlü değil. Çok kısa ömürlü oluyorlar. Bir de reaksiyon durduğu zaman ise sadece ısı üretimi duruyor. Yani ondan sonra işler tersine gittiği zaman
insanların ölümüne, işte büyük kazalara, büyük patlamalara sebebiyet verecek bir durum söz konusu değil. Sadece santral durmuş oluyor. Bütün bunlar, tabii bunlar gerçekleşirse diye söylüyoruz. Bu laboratuvardaki çalışmaların ticarileşmesi çok zaman alacaktır. Benim kanaatimce kısa ve orta vadede bunun ticarileşmesi, denkleme dahil olması düşünülemez. Ama İngiltere'den bir açıklama oldu bundan aylar öncesinde. İngiltere Ticaret Bakanlığı açıklamasını ben okudum. O diyor ki, biz diyor 2040 yılında diyor, Northamshire herhalde, kömür santralinin yerine biz ticari ilk diyor nükleer füzyon reaktörünü ticari olarak biz yapacağız. Çünkü 1950 yılında da ticari reaktörü, füzyon reaktörünü İngiltere olarak biz yaptık diye bir motivasyonları var. Bir de böyle bir deklarasyonu var, bir bakan açıkladı. Biz bunu gerçekleştireceğiz. 10 milyar pound da para ayırdılar bu işe. Böyle iddiaları da var. Ha, bu olur olmaz ama sonuçta bir takım hedefler artık ülkeler açıklayabiliyorlar. Evet. Demek ki bu 2040 olmaz, 50 olur, 60 olur, 70 olur. Ama sonuçta ileride gerçekleşirse uzun vadede çok şey etkileyebilir. Fakat kısa ve orta vadede enerji denklemini, enerji kompozisyonunu şu anda değiştirecek gibi durmuyor. Kaldı ki o da zaten hidrojenle bağlantılı. Açıklayabileceğimiz aslında hidrojen ekonomisine geçişin bir başka boyut olarak değerlendirilebilir. Peki ne yapar? Gerçekleştiğinde ne olur? O çok şeyi değiştirir ama aslında diğer enerji kaynaklarının da maliyetlerini çok düşürebilir. Hı. Yani o da öyle bir etki de yapar. Diğer enerji kaynakları, fiyatları çok düşebilir öyle bir şey olduğu zaman. Dolayısıyla enerji denkleminde bazı etkiler olur ama dediğim gibi bunu çok kısa ve orta vadede çok öngöremiyoruz. Yalnız ama teorik olarak da bu konulara bizim de girmemiz gerekir. Yani çalışıyoruz. Türkiye'nin de belki değil mi? Tabii Türkiye yavaş teorik yavaş olarak çalışanlar var ama bu işlere, bu projelere, konsorsiyumlara da aslında girmekte yarar var. Aynen. Teorik olarak zaten çalışılıyor. Evet. Ancak ufak bir ayrıntı var. Çok mühim aslında. Siz bu reaksiyonu gerçekleştirirseniz de biraz önce hocam bir şey söyledi. Ortaya çıkan enerji ancak birkaç kilogram suyu ısıtabilecek, kaynatabilecek bir yapı. Bakınız, milyon derecelerden söz ediyoruz bu olay gerçekleşmesi için ve gerçekleştiği zaman ortaya çıkacak olan ısı neticesinde sıcaklık ölçüsü olarak milyon derecelerden söz ediyoruz. Hali hazırda mevcut teknolojilerde bir füzyon reaksiyonuyla ortaya çıkacak olan ısıyı, o yapıyı tutacak kabınız yok. Yani her şeyi eritiyor o sıcaklık. Bu çok önemli. Evet. Şeyleri kontrol altına alabiliyorsunuz, füzyon reaktörlerini. Kontrol çubukları, kontrol kimyasal maddeleriyle istediğiniz ölçüde enerji ürettiriyorsunuz. Fazla gelirse azaltıyorsunuz yahut çoğaltıyorsunuz. Şu anda öyle bir sistem yok. Teorik olarak malzeme şöyle yok. Bir şey var. Manyetik alanda havada asılı evet. hapsetmek. Evet. Yani bir reaksiyon meydana geliyor. Diyelim ki işte bu o reaksiyonun oluştuğu hacim buysa bunu herhangi bir kaba koyamıyorsunuz. Evet. Koyduğun zaman eritiyor. Kabı tutar. Öyle bir kap yok. Henüz öyle bir malzeme teknik yok. Ancak bunu havada manyetik alan içerisinde hapsediyorsunuz. Bir güneş topu gibi, bir orada parlayan bir şey gibi. Şimdi hal öyle olunca o zaman oradan çıkacak olan enerjiyi de bir normal füzyon reaktörü gibi işte boruları etrafından geçireyim, suyu ısıtayım, buharlaştırayım, oradan türbinlere göndereyim, elektriğe. Şimdilik böyle çok şey zor. Evet. O 2040 bence ütopik bir hedef. Çok ama ütopik. Ama İyi bir adım belki. Yani bilim adına onu. Bilim adına çok iyi bir adım. Evet. Eğer bu başarılırsa o ortaya çıkacak reaksiyon sonucundaki o kütleyi siz tutacak bir sistem geliştirirseniz gerçekten hani sonsuz değil ama tükenmez bir enerji kaynağı evet. elde edersiniz. Diğer hepsini çöpe atabilirsiniz bu durumda. Çünkü hidrojenden söz ediyoruz. Dünyanın 1/4'ü su. Öyle galiba yanlış hatırlamıyorsam. Yüzey olarak öyle. Dünyanın yüzeyinin 1/4'ü. Evet. Suyun da 2/3 hidrojen. Bitmez tükenmez bir kaynak var elinizde. Ama şimdiki teknoloji inanın 15 yıl sonraki teknoloji de öyle.
Bunu öyle fisyon gibi kontrol altına almak. Bu belki biraz motive etmek için mi acaba öyle bir... İnsanlar zaten hayal etmeden bir yere varamazsınız. Önce hayalini yapacaksınız. Önce teorisini kuracaksınız. Sonra deneysel aşamalara geleceksiniz. Şu anda zaten dünyanın elinde bu reaksiyonu fiiliyete koyacak enstrümanlar var. Nedir o da? Termonükleer bombalar, hidrojen bombası. Yani bir Amerika bir de Rusya'nın geliştirdiği iki yapıdır bu. O hidrojen bombasının faaliyete geçebilmesi, yani o termonükleer reaksiyonları başlatabilmeniz için önce kapsül olarak atom bombasını kullanıyorsunuz. Yani önce onu kapsül olarak kullanıyor, oradan çıkacak olan ısıyla o reaksiyon başlıyor. Bu sefer kaynaşma reaksiyonları başlıyor. Onun için şimdilik biraz uzak gibi görünüyor füzyon teknolojileri. Ama bu tür sonuçlar hocam araştırmaya daha fazla kaynak ayırma için de bir fırsat oluyor. Tabii ki. Yani dolayısıyla bunu motive yapanlar insanlar. Amerika Birleşik Devletleri'ne daha fazla para alabileceklerdir ki daha fazla iş yapsınlar. Bazen de bu sonuca varırken, yani hedefiniz bu ama siz oraya giderken farklı oraya varamasanız bile bu arada başka gelişmelere sebep oluyorsunuz. Malzeme teknolojisinde ya da yeni ara teknolojilerde hiç beklenmedik gelişmeler oluyor ve onlar insanlığın faydasına sunulabiliyor. Kesinlikle yani. Öyle bir de yine hocamın dediği bir nokta vardı, altını bir daha çizmek istiyorum. Füzyon reaktörlerinde bir nükleer atık var ve atık yönetiminin bir kavram var. Bunun içinde para yatırmanız gerekiyor. Bunun içinde sistemi sökmek için geri dönüşüm bir sürü kaynak ayırmanız gerekiyor. Halbuki füzyon reaksiyonlarında zararlı olabilecek nötronlar açığa çıkıyor. Nötron da ömrü birkaç dakika. Evet. Yani o size herhangi bir etki yok. Bir de yayılma mesafesi de küçük nötronun. Reaksiyon, yani radyoaktif olarak etki edebilecek diyelim, nötron ışınları diyelim. Evet. O da temiz enerji, en temizi yani. Öyle söyleyeyim. Ama hocam hani füzyon reaktörlerde bildiğimiz şu anda kullanılan füzyon reaktörlerde füzyon. Şu anda kullandığımız. Füzyon. Evet. Füzyon öteki olunca füzyon. Birleşme. Kaynaşma. Füzyon ayrışma. Atomların ayrıştırıldığı şu anki reaktörlerde. Hani başlangıcı öyle gibiydi. 1950'lerde yanılıyorsam düzeltin. Yine böyle bir kaza yaşanıyor ve Chicago'da bir stadyumun altına gömerek hani bunu bir şekilde işletmeden çıkartıyorlar. Gömme metodu son derece ilkel yöntemle. Sonradan orada radyasyon salınımı oluyor. İşte insanlar zarar görüyor vesaire. Ama sonuçta 70 yıl geçti aradan ve bugünkü kullanılan teknoloji bambaşka bir yerde. Mesela küçük modüler reaktörler kullanılıyor, hocamla yine arada konuşmuştuk. Evet. Küçük modüler reaktörlere SMR, büyük yatırımlar yapılıyor, SMR'lara. Büyük yatırımlar yapılıyor. Katar büyük bir parayı yine İngiliz meşhur bir firmaya, isim vermeyeyim, ayırdı. Ki yine bu noktada da İngiltere başı çekmeye çalışıyor. Yani nükleerden çıkmak diye bir şey yok diyebiliriz şimdilik. Almanya bir iş yaptı, başına da iş aldı. İsveçli firmalar dava etti kendisini yatırım tahkiminde. Ama Almanya yaptığından pişmandır. Özellikle son gelişmelerle de birlikte Rusya da sırtını döndü. Evet. Avrupa'nın hani önde giden ülkesi olarak böyle yalnız kaldı diyebiliriz. Yani evet. Nükleer noktasında biz doğru yerdeyiz diye düşünüyorum ülke olarak. En azından başlangıç olarak doğru bir tercih diye düşünebiliriz. Çünkü her iklim koşulunda çalışabilen bir yapı. Bizim için, hocam bizim için tercihten çok zorunluluk. Yani aynen, biz sonuçta hidrokarbon kaynakları bakımından zengin olmadığımız için. Ama diğer taraftan yenilenebilir enerji kaynaklarında durumumuz iyi. Yani güneş, biraz önce de tekrar ettik. Rüzgar, jeotermal konusunda potansiyel olarak iyi bir ülkeyiz, iyi ama bir konumdayız. Işte hani onları da rüzgar her zaman tabii onlarsa olmuyor. Maalesef kesintili kaynaklar. Kesintili. Yani ve toplamda da bir yılda 8700 saat olduğunu düşünürsek 2000 saatler, 2300, 2500 yani bunlar kesintili toplamda ama bir nükleer santralde 8000 saat çalışabilir. Kömür santralinde kömürünüz olduğu kadar yine 8000 saatleri bulabiliyoruz. Doğalgazda da olduğu sürece 7500 saatler çalışıyoruz. Dolayısıyla yenilenebilir enerji kaynaklarında bir başka sorun da kesintili olmaları. Şimdi bunların, bu kesintileri nasıl kompanse edeceğiz, nasıl telafi edeceğiz, onları nasıl sürekli hale getirebileceğiz? O da şudur, onların hidrojenle entegre olması şeklinde. Yani nükleer
nükleerden de hidrojen üretme ihtimalimiz var. Bu yenilenebilir kaynaklardan da hidrojen üretebiliyoruz. Ve doğalgaz ve kömürden de gazlaştırma, doğalgazdan da buhar reformun yöntemiyle üretebiliyoruz. Ama sonuç olarak ürettiğimiz hidrojenle yenilenebilir birlikte kullanıyoruz. Güneşin çok olduğu zamanlarda hem elektrik üretiyoruz ama aynı zamanda bunun bir kısmıyla hidrojen üretip depoluyoruz. Rüzgarda yine onu yapıyoruz. Rüzgarın kesildiğinde hemen o hidrojen devreye giriyor, onu telafi ediyoruz. İşte güneş kesildiği zaman yine onu hidrojen depolamıştık. Onu hidrojen yakıt pilleriyle yeniden elektriğe dönüştürerek, onu da telafi ederek ne yapıyoruz? Kesintisiz hale getiriyoruz. Yani yenilenebilir enerji kaynaklarına hidrojen birlikte olduğu zaman bu hibrit sistem kesintisiz bir sistem haline geliyor. İşte buna doğru bir gidişatımız olacak. Hidrojenin renkleri de var. Bu arada yeşil hidrojen. Biz yeşil hidrojen diyoruz. Yeşil hidrojen yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak elektrolizör yöntemiyle suyun elektrolizinden elde edilen hidrojene diyoruz yeşil hidrojen diye. Ama bunun şu andaki mevcut dünyadaki 100 milyon ton hidrojen üretiliyor bu civarda. Bunun %94'ü maalesef yeşil hidrojen değil. Kahverengi ve gri hidrojen. Kömürden üretildiğinde kahverengi, doğalgazdan üretilene de gri hidrojen diyoruz. Peki biz mevcut kaynaklardan hidrojeni üretmeyi istemiyoruz. Ne istiyoruz? Yeşil olsun istiyoruz. Ama mevcut kaynaklardan üretmek daha kolay. Yani bu kaynaklardan üretim daha maliyeti düşük. Bu kaynaklar da var. O zaman mavi hidrojen tercihimiz. O da şudur. Mevcut bu fosil kaynaklardan ürettiğimiz hidrojeni üretirken açığa çıkan karbon emisyonlarını tutacağız ve depolayacağız. Yani karbondioksiti, ona carbon capture and storage deniliyor, CCS. Onu tuttuğumuz vakit bunlar zaten değerli de ürün. Endüstriyel bir ürün karbondioksit. Evet. Her ne kadar sera gazı ve biz onu hep kötü olarak anlatıyoruz. Hakikaten de küresel ısınma açısından ve iklim değişikliği açısından en büyük sebebi olan gaz odur ama onu tuttuğumuz vakitte birçok alanda kullanabiliyoruz. O takdirdeki hidrojeni de mavi diyebiliyoruz. Renkler böyle devam ediyor. Hatta nükleerden üretildiği zaman başka bir renk. Mevcut şebekedeki elektriği kullanırsanız sarı hidrojen. Onda da hocam neydi unuttum şeyi. Nükleerden olunca da mor hidrojen olması lazım. Böyle renkler var. Ama orijinalinde renksiz bir element. Ama hidrojenin rengi yok. Hidrojen en hafif ve bir numaralı element. 0,089 kilogram bölü metreküp yoğunluğu ki doğalgazın 7,5 katı daha hafif. Doğalgaz da havadan hafif zaten bunu düşünürsek. Ama enerji değeri olarak da kütlesel olarak tabii kilogram başına 120 megajül. Doğalgazınki 47'ye varıyor en fazla. Kömürünki 30 mesela. Bunun işte birinin 4 katı birinin 3 katı bir enerjiye de sahip. Ama aynı zamanda yaktığımız zaman da su buharı açığa çıkıyor. Dolayısıyla kirlilik yok. Bir azot oksit etkisi var. Onu da kontrol edebiliyoruz yeni gelişmelerle, çalışmalarla azaltabiliyoruz. Onun dışında bir kirlilik söz konusu değil. O su da tekrar su oluyor. Tekrar yakıyoruz, tekrar su oluyor. Ve hidrojeni de oradan üretip bir çevrim oluşturuyoruz. Hidrojen döngüsü oluşturuyoruz. İşte dünyadaki ekonomik sisteme baktığımızda ben dünyayı bir eve benzetiyorum. Bir hepimiz enerji faturası ödüyoruz. Bu ayda ödedim ben. Yani elektrik ödedim, doğalgaz ödedim, arabama benzin alıyorum. Toplamda enerji faturalarımı şöyle üst üste koyduğum zaman bayağı bir rakam yapıyor. Dünyanın bu faturası, dünya bir ev olsun, 8 ile 9 trilyon dolar. Yani rakamlar değişiyor, çok değişken oluyor ama bizim rakamlar da değişiyor malum. 8-9 trilyon dolar bir fatura ödüyor dünya. Şimdi bütün bunları düşündüğümüz zaman ama bir taraftan da dünyada küresel ısınma ve iklim değişikliği artık hepimizi tedirgin etmeye başladı. Nitekim Avrupa ucuz kurtuldu dedik ama vallahi yani en çok sıcak iyi gidiyor. Türkiye de aynı şekilde değil mi? Bizde çok de işte barajlarda şey oluyor. Su ama geçen senelerde ne gördük Kahraman Bey? Aynı zamanda bir tarafta orman yangınları, aynı anda sel felaketleri ve kuraklık. Evet. Hepsi bir arada. Dolayısıyla İklim değişimi tarımı da çok etkiledi. Yani narenciye yetişen bölgelerimiz buradan etkilendi. Pamuk yetişen yere etkilendi. Buğday etkilendi. Dolayısıyla bütün bunlar bizi de tabii ki bu hidrojene doğru, bizi de sıfır karbona doğru çalışmalara yöneltiyor.
tabii Türkiye'nin enerji politikası aynı zamanda çevreci bir enerji politikasıdır. Yani çevreyi de dikkat alan bir enerji politikasıyla biz hem kendimiz hem de Türk dünyasında da bu konuda 2040 vizyonunu okuduğumuzda orada görülecektir. En çok yenilenebilir ve temiz enerji üzerinde duruluyor. Biz Türk dünyasıyla yenilenebilir ve temiz enerji işbirliklerinde çalışıyoruz. Orada da kaynak çok. Kesinlikle hem kaynak var birlikte ama diğer taraftan onların bu kaynaklarında mavi hidrojen üretme ihtimalimiz var. Yani karbon doğalgazdan ve elektrik üretme imkanımız var. Mesela diyelim ki Hazar'da, Hazar'ın öbür tarafında hocam elektrik üretiyorsunuz. Nitekim geçenlerde Azerbaycan'la Romanya'ya elektrik verilmesi konuşuldu. Bu aslında bizim Türk dünyası perspektifindeki çalışmalardan birisi. Orada üretecek elektriği de biz Avrupa'ya, Türkiye'ye getirme ihtimalimiz var. Hep beraber üreteceğiz. Hazar'ın statüsü de çözüldü. Enerji kukucuğumuz da burada. Orada şey vardı, onu da söyleyelim biraz espri, göl mü deniz mi diye. Orada göl mü deniz mi tartışması yapıldı. 5 ülke var biliyorsunuz. En sonunda işte oranın bir özel statü deniz olduğu kararına varıldı. Hukuki olarak karar verildi. Bu neyi getirdi? Karşılıklı iki ülke bir proje yaparsa ikisinin mutabakatı yetiyor. Önceden 5 ülke birden onay vermesi gerekiyordu. Şimdi o çözüldüğü için Türkmenistan'la Azerbaycan, Kazakistan'la Azerbaycan karşılıklı proje yapabilecek hale geldi. Göl mü deniz mi deyince Yunan Gölü de rahmetli anarım Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı aklıma geldi. Efendim diyorlar Ege Denizi işte göl müdür, deniz midir? Yunanlılar diyor ki burası bir Yunan gölü oldu filan denince rahmetli Cumhurbaşkanı da diyor ki Ege bir göl değildir. Ege bir Yunan gölü değildir. Ege bir göl değildir. Ege bir denizdir diyor. Yani dolayısıyla bu şekilde bir cevabı da var. Orası da bu şekilde çözülmesi Türk dünyası açısından bir avantaj sağladı. Dolayısıyla orada üreteceğimiz hidrojen, hidrojene bağlıyoruz ya, Türkiye üzerinden batıya da ulaşabilecek elektrik şeklinde de taşıma imkanımız var. Ve bu enerji işbirliği, Türk dünyasındaki bu enerji işbirliği Türk Birliği'ne doğru gidecek. Türk Birliği ile birlikte de aslında bölgesel anlamda gerek Kafkaslardan Orta Asya'ya, Türkistan'a gerekse Orta Doğu'ya ve batıya doğru bu coğrafyada barışın ışıltıları, barışın bu ışıkların orada görmüş olacağız diye düşünüyorum. Enerjiden buralara kadar gelebiliyoruz. Türkiye'nin önü açıktır. Bu enerji üzerinden yaptığı çalışmalarıyla, diğer çalışmalarla paralel götürdüğü vakit Türkiye hem bölgesine hem de kendi içerisinde gelecek yıllarda hocam 3-5 sene içerisinde dedi, belki 10 sene, belki 3-5 sene bu yüzyıl içerisinde ben Türkiye'nin hani diyoruz ya Türkiye ve Türk yüzyılı, bu yüzyılın Türk yüzyılı olacağına inanıyorum ben. Onu da enerjiyle bu şekilde yani bağlayabiliriz. Ben de şunu anladım hocam, yani enerji kaynakları sanki hiç tükenmeyecekmiş gibi aramak, çalışmak ama evet, yarın da tükenecekmiş gibi herhalde çeşitlendirmek gerekiyor değil mi? Çevreyi düşünerek tabii ki, bir de verimlilik açısından da, bolluk açısından da, ucuzluk açısından, bunların hepsi bir faktördür. Nitekim Türkiye enerji ekosistemini oluştururken, sürdürülebilir bir yapıda oluştururken bunların hepsini zaten hesaba kitaba katıyor. Hocam hidrojen çalışışın üzerinde epey de konuştu. Aslında 21. yüzyılın enerji taşıyıcısı hidrojen olacak. Çünkü fazla elektrik üretirseniz onu depolayamıyorsunuz bir yerde. Kullanmak zorundasınız. Ama ondan hidrojen elde ederek onları depolayabiliyorsunuz. İleride aynen doğalgaz hatları gibi, ki zaten Amerika'da hidrojen taşıyıcı hatlar var, boru hatları var. Tıpkı onun gibi hatlar oluşturması birazcık daha tehlikeli diğer normal doğalgaz ve petrol taşımaya göre, tedbirlerini aldıktan sonra ileride o da mümkün olacak. Türkiye'de bu konuda ciddi çalışmalar var. Bu arada belki de Necat Veziroğlu'nu anmakta da yarar var. Kendisiyle Clean Energy Research Center'da çalışmıştım. Hidrojenin babası olarak bilinir. Dünyadaki hidrojenin öncülerinden birisidir. Kendisine buradan saygıyla anıyoruz. Evet. 90'a yaklaşan bir yaşı var. Geçti. Ama hala hidrojenle ilgili çalışmalarına da sürdürüyor. Onu da ifade etmek 99. yarar var.
99. 24 doğumlu olduğuna göre bu, hoca bu çok, 99. Bu çok güzel bir şey. Çalışmaları devam ediyor. Hala çalışmaları devam ediyor. Dünyada hidrojen babası olarak anılıyor. Buradan da kendisini anmış olayım. Peki hocam siz de enerjide Türkiye yüzyılı olur diyor musunuz? Şimdi hocamız öyle bağladı aslında. Şöyle, sadece enerjide değil. Savunmaya da demin önemli. Türkiye yüzyılı değil, Türk yüzyılı olacak. 21. yüzyıl. Ama bunun lokomotifi Türkiye olacak. Yani Türk dünyasının lokomotifi Türkiye olacak. Ki duruşuyla, şu andaki yürüttüğü diplomasiyle de bunu ispatlıyor. Bu aslında güvenlik açısından çok önemli. Enerji açısından kat edeceğimiz çok yol var. Sadece paylaşmayı bilmemiz lazım. Bizde olanla bir başka ülkede olanı karşılıklı hakkaniyet ölçüsü içerisinde paylaşmaktır bu. %100 enerjinizi kendiniz sağlayacaksınız diye bir şey yok. Yani siz en ucuz nasıl alırsınız ona bakarsınız. Bakın dünyanın ikinci doğalgaz kaynağı İran'dadır. İran doğalgaz ithal ediyor. Dışarıdan doğalgaz alıyor. Türkmenistan'dan da alıyor. Evet. Tabii ki onu demeye çalışıyorum. Rusya'dan alıyor. Rusya başka ülkelerden alıyor. Bak bu bir ticari meselesidir. Evet. Geleceğe dönük projeksiyonların bir parçasıdır. Tamamen şuna sahip olabilirsiniz. Sadece kapalı çevrim içerisinde kullanarak tüm enerjinizi kendinizden kullanabilirsiniz ama belki daha ucuza başka bir yerde varsa siz kaynağınızı saklı tutarak alabilirsiniz bunu. Alıp nitekim tabii yani stoklar var biliyorsunuz. Milli güvenlik açısından stoklamalar var. Şimdi stratejik stoklama var. Bir de kullanım açısından stoklama, ticari stoklama var. Onları yaparsınız. Kim bilirdi ki 10 kat artacak doğalgazın fiyatı, işte petrolün fiyatı 15 kat artacak yahut da 3 kat artacak. Çünkü habire inişli çıkışlı bir yapı var. Onun için siz tedbirli olursanız zaten sorun yok demektir. Türkiye'nin bu açıdan şansı şu. Türkiye belki birazcık pahalı enerji kullanıyor diye söyleyelim. Çünkü Avrupa ile kıyasladığınız zaman çok daha ucuza kullanıyor. Evet. Elektriğin işte kilowatt saati Avrupa'da 50-55 euro sent olan ülkeler var. Ortalaması 35 ya da evet. 37 euro sent'dir. Avrupa'nın evet. ortalaması. Doğalgaz sübvansiyonu da %80. Yani, Türkiye'de çok çok daha aşağıda kullanılıyor. Mutlaka da zaten bu işle uğraşan yöneticilerimiz mutlaka bakıyor buna. Türkiye zaten başlangıçta söyledik doğalgaz yahut da enerji merkezi olması daha doğrudur. Çünkü hocam da biraz ifade etti belki o da kaçtı. Elektriği üretip elektriği de Türkiye üzerinden başka ülkelere ulaştırma noktası var. Enerji merkezi demek daha doğru olur, daha iyi olur. Şimdilik bunu burada kapatalım. Belki petrolü konuşabiliriz. Doğru. Peki. Birkaç şey var ama onu da söylemek istiyorum. Şimdi hidrojene tamamen geçmekten önce şu anda yapılması gereken mevcut doğalgazla hidrojen karıştırarak kullanmak. Bu konuda da Necat Hoca'yı hatırlattı. Ben 1997 yılında İngiltere'den doktorayı yapıp geldiğim zaman tanışmıştım. Ben yakıt çalışan bir insanım. Yakıtları çalışıyorum. Fakat hoca da hidrojenci. Türkiye'ye gelmişti ve tanışmıştık. Ben bir hazırlık yapmıştım. Hoca diyor ki 1974'te ortaya attı hidrojen modelini. Diyor ki 2074'te 100 yıl koymuş. 2074'te dünya hidrojene geçecek diyor. Bunu 1974'te o petrol krizlerinin olduğu dönemlerde dünya ilan etmiş. Ben de hocayla 97'de tanıştığım zaman bir hazırlık yaparak gittim. Doğalgaz vesaire çalışmış bir insan olarak. Dedim ki hocam bu 74, 2074 inşallah görürüz. Bizler göremezsek torunlar görür. Dedim ben bu işe karıştırarak yani doğalgazın içerisine hidrojen karıştırarak bunu başlatmak gerektiğini düşünerek şöyle bir projeler hazırladım diye kendisiyle o şekilde tanışmıştık. O günden beri de görüşüyoruz. En son 2016'da kendisine Miami Üniversitesi'nden emekli o aslında kendisi. Orada
beraber çalışmamız oldu. Ve bu konuda yaklaşık 26 yıldır da hidrojeni doğalgaza karıştırarak ya da diğer yakıtlara karıştırarak mevcut sistemlerin kullanılması ya da yeni onlar için yakma sistemleri geliştirilmesi üzerinde patent ve research, araştırmalar yapan bir bilim insanıyım. Bu konuda da çok mesafe aldık. Bu konuda geliştirdiğimiz sistemler var. Türkiye'de de şu oluyor. Şu anda benim danışmanı olduğum TÜBİTAK bir projesiyle Türkiye'nin çok büyük bir broiler üreticisi, fabrikası yakınlarda İstanbul'a. Bu firmayla bir proje yapıyoruz ve proje ilerliyor. Hidrojen yakan, hidrojen yakabilen ya da doğalgazla hidrojen karışımı yakabilen broilerler, yerli ve milli broilerler geliştiriyoruz. Bu proje bittiği zaman firma piyasaya bu broilerleri de sunacak. Yani Türkiye'yi buna hazırlamaya çalışıyoruz. Hidrojene geçiş de birdenbire olmuyor. Hiçbir şeyde olmadığı gibi bir geçiş süreci yaşıyoruz. Var. Geçiş sürecini de Türkiye'ye bu işte 90'lı yıllardan itibaren başlayan çalışmalarla, bizim dışımızdaki yine çok değerli bilim insanlarının çalışmalarıyla da katkı yapıyoruz. Buna da çok hazırlıklı aslında olduk bizler. Bunu başardığımız zaman hidrojene de kademeli geçmiş oluyoruz. Bunu da buradan hatırlatmak istedim. Necat Hoca'yı ben de tekrar almış oldum. Sağ olsun. Hocam, bütün arkadaşlarımız. Sona yaklaştık herhalde. Evet, evet. 2023 hocam çok enerjik bir yıl olacak belli oldu. Görünüyor. Hani doğalgazda işte hem gaz merkezi belki bir yıl sarkabilir 2024'de ama belli ki yeni sözleşmeler olacak. Silivri 4.6 milyar metreküp depolama hiç bahsetmedik evet. Herhalde. Tuz Gölü 5.4 tabii. Milyar. Tuz Gölü artacak. 1.2'den 5.4'e çıkacak. İkisinin toplamı 10 yani milyar metreküp. Bu rakamlar hani dedik ya stok gibi. Yani %20 idealdir aslında. Çok o ideale varacağız biz. Petrolde işte evet. Gabar, Adana, Ceyhan vesaire. Nükleerde Sayın Bakan Yardımcımız bir açıklama yapmıştı bu Atom Expo'da. 12 ile 16 reaktör düşünüyoruz dedi. Şimdi Sinop, evet. İğneada, her binde 4'er tane toplam 16 ama daha artacak millileşerek, o. Aynen millileşerek yani yerli iş gücüyle, yerli beyinlerle bu evet. işi sahaya sürmek istiyoruz. Tabii. 2023'te yani böyle hareketli geçeceğiz. Kırılma şey petrolü unuttuk. Evet, petrol. Evet son 3-4 dakikamız evet, evet. Hocam isterseniz evet. Kısa olacak ama kısa öz olsun diyelim. Tabii. Doğalgaz olsun, petrol olsun, daha sonra birincil enerji kaynaklar dünyada adil dağılmış değil. Bazı ülkelerde daha çok var, bazı ülkelerde daha kıt var. Türkiye açısından da hep hani günlükte konuşulur, arada da konuşmuştuk. Ya etrafımız petrol kaynıyor, doğalgaz kaynıyor, bizde yok, niye yok diye. Bu jeolojik yapıya bağlı, jeolojik oluşumlara bağlı. Eğer birazcık literatür karıştırırsa zaten görülecektir. Bizde yok değil var ama çıkartılması ile ilgili olarak özellikle bu tektonik hareketler sonucunda Anadolu'da bir dağlık bölge oluşuyor. Alttaki mevcut rezervler de dağılıyor. Yani daha önce diyelim ki 10 birim olan bir rezerviniz var. Bu şimdi 1 birim, 2 birim, yarım birim, 4 birim, 5 birim şekilde etrafa dağılmış vaziyette. Biz onları yakalamaya çalışıyoruz. Ve Anadolu'daki yapı icabı yine konuştuk, tartışmada söylüyorduk. Hemen komşularımızda %1500 metre, 1500 bile değil, 1000 metre arasında rahatlıkla yataklara ulaşırken, rezil olurken biz de bunun için 3000-4000 metre kazmak durumundasınız. Evet. En son birkaç hafta önce Gabar'daki 150 milyon varillik bir keşiften söz edildi. Aslında bu daha önce bir miktar vardı zaten. Yani yeni bir keşif olarak sadece rezerv artışı olarak demek çok daha doğru olur. Türkiye petrolde hep %91-92 dışa bağımlı bir ülke olarak oluyor. Bundan kurtulabilmek için de şu anda üretimini artırmak istiyor. Şu hali hazırdaki yapıyla 80 bin varillik günlük üretim var Türkiye'nin. Bunun 65 bin varili devlet sektöründe, 15 bin varili özel sektörde. 2023'ü belki destekleme için söylüyorum. 100 bin varile çıkartılma hedefi var. 100 bin varile çıkartıldığı zaman da işte demek ki bizim 35-40 milyon varillik yıllık bir üretimimiz olacak. Halbuki bizim günlük tüketimimiz 800 bin varil.
Bunu yani 989 bin. Evet. Değişiyor yani, duruma göre tabii. Değişiyor. Evet, 1 milyona değişiyor. Kadar tabii, 1 milyona yaklaşıyor kadar bu. %10 yani, gibi oluyor. Yani. Bizim %10-12'sini evet. Karşılayacak evet, bir yapı oluyor ki o da evet. Enerjide bağımsızlık açısından evet, evet. Önemli bir adımdır tabii. Bizim yani. İçin. Her bir damla petrol bile çok önemlidir. Tabii. Daha önce ekonomik nedenlerle kapatılan kuyular var biliyorsunuz. Türkiye yeni teknolojilerle artık bu kuyulara da el atmaya başladı. Birçoğunu çalıştırmaya başladı. Sismik araştırmalar yapma kabiliyeti var, teknolojisi var. O bakımdan önümüzdeki günlerde yeni petrol kaynaklarına da ulaşabiliriz. Trakya'da olsun, Ege'de olsun, Orta Anadolu'da olsun. Ve en çok da ümidim benim Karadeniz'de olmak üzere. Peki müjdelere hazırlıklı olalım o zaman. Profesör Doktor Şenay Yalçın, Nişantaşı Üniversitesi Rektörü. Hocam çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Çok verimli bir yayın oldu. Profesör Doktor Mustafa İlbaş, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben ve Doktor Mustafa Oğuz Tuna, İbni Avgün Üniversitesi Öğretim Üyesi. Hocam çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Gerçekten de öyle verimli bir yayın oldu. Umarım siz de keyif almışsınızdır yayında. Enerjik bir yayın oldu. İnşallah tekrar evet. Konuşuruz. Yeni keşiflerde ve yeni gelişmelerde diyelim. Tamamlıyoruz programı. Haftaya görüşmek üzere.